Efendim merhabalar. Bugün 1 Ocak 2016. Yeni yılın ilk günündeyiz. Gün ola hayrola, hayrola diyelim. Ve Sayın Doğu Perinçek'le, Vatan Partisi'nin Genel Başkanı Doğu Perinçek'le 8 yıl sonra yanılmıyorsam evet. Bir programda tekrar buluştuk. Bugün neyi konuşacağız? Bugün aslında her şeyi konuşacağız. Yakın geçmişi özellikle bir bilanço çıkarmaya çalışacağız. Ardından bu geçmişteki, yakın geçmişteki olaylara bağlı olarak 2016'da bizi ne bekliyor? Sayın Perinçek'in penceresinden baktığımızda neler gözüküyor? İçte ve dışta Türkiye'yi bekleyen riskler neler? Vatan Partisi bu risklere göre nasıl bir hazırlık içinde, nasıl bir program içinde? Onları değerlendirmeye çalışacağız. Bendeniz kolaylaştırıcı olacağım bu akşam. Ama Sayın Perinçek benden eski arkadaş diye fazla çanak soru beklemesin. biraz tırmalayacağım onu söyleyeyim izniyle. Estağfurullah. Ama biraz alışalım diye serbest birkaç dakika izninizi rica edelim. Özel sorularım olacak. Buyur. Şimdi yılbaşı akşamı ne yaptınız? Evdeydik dün. Kirazlar geldi. Beraber oturduk. Erkan Önsel, Meral Önsel. Bir aile beraber güzel bir gece geçirdik. Şey, Mercan. Ondan sonra Laz oyunlarından tut işte memleket oyunlarına, müziklere falan kadar. Güzel eğlendik, tatlı aile şeyi, gecesi peki, oldu. Peki, Silivri'deki en son yılbaşınızı hatırlıyor musunuz? Vallahi Silivri'deki bütün yılbaşılar birbirine benzediği için. Hadi arkadaşlarla oturuyoruz, yani kim varsa koğuşta. İşte o gün belki özel bir yemek falan filan. Yani o özel yemek veriyorlar mıydı? Özel yemek şöyle. Yani tabii yılbaşında da cezaevi dersi daha değişik bir yemek verir de. Güzel aşçılarımız vardı. O aşçılarımız o gün mesela terbiye yapıyor. Diyelim, özel baharatlar vesaire kullanıyor. Buradan Bektaş, Levent Bektaş komutanımıza, Sad komutan ona da selam yollayayım. O çok müthiş bir aşçıdır. Yani Sad komutanı ama olağanüstü güzel sizin yemek yapar. Nasıl? Benim yok maalesef. Bir tek yumurta yapabilirim. Fırsat bulamadınız. Patates. Aslında cezaevlerinde insanlar yemek pişirme... Ben yemek aramam. Yani hiç hayatımda yemek aramadım. Ve yemeğe sarf ettiğim emeği de sanki şey gibi görürüm. Boşa gidiyor gibi. Mesela Almanya'da işçilik falan yaptım. 1,5 kilo zeytin vermişti annem, götürdüm. O 1,5 kilo zeytini her gün kavanoza 15 tane koyuyorum. Fırında da ekmek falan bedava, fırın işçiliği. O ekmekle o zeytinler ya benim için fark etmiyor. Ben fazla yemek aramam. Hapisteyken insan özellikle bayram, yılbaşı gibi özel günlerde. Şimdi mücadele kısmını bir tarafa bırak. Evet, mücadeleyi evet. Özlüyor demeyin bana. Özel olarak ne özlüyor? Yemek mi, gezmek mi? Şule'yi özlüyordum ben. onu da hariç tutmalıydım aslında. Anladım. Ben size 35 yıl önceki bir durumu sormak istiyorum. Buyurun. Korkmayın. Bu da yarı özel. 12 Eylül 1980'de darbe olmuş. O sabah haber oldu. Evet. Ne hissettiniz diye sormayacağım. Neredeydiniz? Önce onu bir söyleyiniz. Şimdi ben o zaman Kumburgaz'daydım. Zaten bize 2 gün önceden öğrendik darbe olacak diye. Bir de biz Ocak'tan beri zaten bir Türkiye'nin darbeye doğru gittiğini saptadık ve onu önleyecek siyasetler geliştirdik. O zaman bir Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonu, Milli Birlik hükümeti bu darbeyi önleyebilirdi. Ve onu getirdik Ocak ayından sonra. O bir darbe tahliline dayanıyordu. Tabii darbe geliyor demedik çünkü o çok yanlış. Hem milleti korkuturuz hem de ona karşı mücadeleyi zayıflatırız. Ama onu biraz hissettirerek çözümü ortaya koyduk. Dedi ki bir milli birlik hükümeti lazım. Ben şuna gelmek istiyorum. 12 Eylül sabahı 1980 yılında size sorsaydım önümüzdeki bir yılı nasıl görüyorsunuz deseydim ne derdiniz bana? Vallahi o günkü bilgilerinizle. Türkiye'nin öyle devam etmeyeceğini biz tek başımıza söyledik. Yani bütün sol 15-20 yıl Türkiye bir askeri yönetim tarafından götürülecek analizi yapıyorlardı.
Biz de dedik ki hayır, birkaç yıldan fazla sürmez. Yani Türkiye'nin, hatta o konuyu açıklayan yazılarımız da vardır. Yani Türkiye'nin bir parlamenter rejim oturmuş. O parlamenter rejimin de dayandığı bir ekonomi var. Yani diyelim yaygın bir burjuvazisi var. Kemalist devrimle. Onları anlatınız diye. Genel olarak 2016 birkaç için... Birkaç yıl sonra pardon, aramızda bir tartışma... 80 yılı için ne öngördünüz, ne bekliyordunuz? Kötüler mi ağır basacak, iyiler mi ağır basacak? Ya biz tabii bir öngörüden çok ağırlığımızı nereye koyacağız? Tarihi nasıl yönlendireceğiz? Nereden müdahale yapacağız? Yani orada şu, mümkün olduğu kadar 12 Eylül darbesinin olumsuz yönlerini törpülemeye, biçmeye, durdurmaya, göğüslemeye ama mümkün olduğu kadar da oradan bir çıkış. Tekrar siyasal partilerin faaliyette bulunduğu, işte parlamentonun işlediği, Türkiye'nin alışılagelmiş 1945'ten sonraki rejimine dönüş. Onu destekleyen, onu besleyen siyasetler güttük ve orada bizim bir farkımız vardı. Türkiye böyle devam etmeyecek. Yani 12 Eylül rejimi gitmeyecek, onu biliyorduk. Bu bir geçici bir müdahaledir. Birkaç yıl sonra tekrar Türkiye partiler kuracak falan, eski sisteme dönecek. Bundan emindik. Burada da Türkiye'nin birikimine, yapısına, siyasal birikimine, ekonomik özelliklerine, temeline bunlara dayanıyorduk. Onun için hatta cezaevinde falan da bu çok tartışılmıştır. İşte 12 Eylül hapishanesine düştüğümüz zaman orada Töbderliler var, solcular var, MHP'liler var, Milli Selamet Partililer var falan. Bizim dışımızda herkes bu 15 yıldan evvel bu iş bitmez. 15 yıl geldi ve asker oturacak Türkiye'nin tepesinde analizini yapıyorlardı. Biz de diyorduk ki bu birkaç yıl sürer. Yani 3 yıl, 4 yıl en fazla onun ötesinde devam etmez. Hakikaten de öyle oldu. Asker içinde kalmak isteyenler vardı ondan sonra ama onları bertaraf ettiler ve 1983 yılında tekrar Türkiye çoğulcu parlamenter bir rejime döndü. Benim derdim o değildi yani. Bu işin sonunda biteceği ya da geçeceği değil. Beklentiniz şimdi ben Doğu Perinçek deyince, hatta yazdım da ben bunu. Siz umut üretim fabrikası gibisiniz. Evet. Sürekli umut üretiyorsunuz. Evet. Kötü bir şey değil mi politikacı için? Politikacılar hepsi umutlu. Politikacıların kötümser olmaya belki hakları da yoktur ama riskleri de görmek lazım. Yani Türkiye halkı, kadroları, aydınları gelmekte olan olumsuz ve kötü şeyler konusunda da hazırlamak ve uyarmak diye bir görevi var insanların. Hep biz tarih boyunca o kötü gelenleri ve kötülükleri görmüşüzdür. Ama sonuç itibariyle bardağın diyelim yarısı dolu. Tamam. Siz o yarısıyla iş yapacaksınız. Ben bugün boş tarafını sormak istiyorum özellikle. Evet. O da şu. İşte bugün yılın ilk günü. Evet. Ve çok önemli, bana göre önemli bir dönemden geçiyoruz ve ben ciddi anlamda endişeliyim. Evet. Çok ciddi riskler var Türkiye'de. Evet. Bölgeden kaynaklanan, Türkiye'nin kendi iç dengelerinden, iç mevzinin içinden kaynaklanan çok ciddi riskler var. Sizinle bugün biraz bu pencereden konuşalım diyorum. 2016'da bardağın boş tarafında neler var? Kör düğümler var. O bizim kör düğümlerimiz değil. AKP iktidarının... Daha doğrusu boş tarafı mı daha ağır basıyor, ağır tarafı mı? Dolu tarafı mı? Dolu tarafı ağır basıyor. Neden? Çünkü sistem çıkmazda. Bir sistem çıkmaza girince o sistem değişecek. Bu çaresiz. Yani tarihe baktığımız zaman... diyelim karanlıkların en koyu olduğu dönemden aydınlığa çıkıyor. Bunu Bertolt Brecht çok güzel söylüyor. Diyor ki büyük çözümler kör çıkmazlarda bulunur. Yani müthiş bir söz. Onun için hep kör çıkmazlarda kör çıkmazlar konuşulur. Ve bugün Türkiye'de de onlar konuşuluyor. Ama o kör çıkmazlar aynı zamanda bir köklü değişikliği, büyük bir kararı davet ediyor. Yani bir toplum kör çıkmazda çırpınıp durmayacak. Yani o kör çıkmazlar yeniliklerin aynı zamanda zeminini oluşturuyor. Şimdi kendi tarihimize bakalım. En yakın 1920, ondan daha büyük çıkmaz var mı? İşgal edilmiş ülke. Oradan Türkiye bir devrimle çıkıyor. Yani padişahlığı da yıkıyor. Cumhuriyet devrimiyle çıkıyor. Onun arkasına dönelim, 1908 devrimi. 32 yıllık bir istibdat, Abdülhamit istibdatı. O istibdattan Türkiye yine bir hürriyet devrimiyle çıkıyor. Yani bütün dünyaya baktığımız zaman işte Rusya'sı, Çin'i, Fransız devrimi, Almanya'nın birleşmesi falan hep bunlar büyük çözümsüzlükler gibi gözüken ortamlarda toplumların bulduğu büyük çözümler.
Şimdi Türkiye büyük bir karara gidiyor. Neden büyük bir karara gidiyor? Ya sizin dediğiniz gibi Türkiye bugünkü rejim devam ederse bir boş batağında boğulacak. Boğulacaksa oradan çıkacak. Yani o boğulma aynı zamanda oradan böyle bir büyük zıplamayı, sıçrayışı, kurtuluşu da gündeme getiriyor. İkincisi, bölünecek mi Türkiye? Bölünmeyecek, birleşecek. Yani boğulmanın boş batağında da bir yanıtı var Türkiye açısından. Ve aynı zamanda bölünmenin de bir yanıtı var, birleşme. Ve o birleşme ve üretim ekonomisi Türkiye'nin bugünkü birikiminde var. Yani çözüm yolları var. Boğulmak durumunda değiliz. Boğulmaktan kurtulacak Türkiye'nin yeteneği var, birikimi var, ekonomisi var, vatan birliği var, devrimi var, Atatürk'ü var. Bütün bunlara dayanarak Türkiye buradan çıkacak. Hem ekonomisi üretim ekonomisine dönüşecek boş batağından, hem de bu bölünme süreci birleşmeye dönüşecek. Zaten onun işaretleri başladı. Yani vatan bütünlüğü noktasında başladı. Mesela? İşte 24 Temmuz'da Türkiye kimse beklemiyordu. Birdenbire Türk Silahlı Kuvvetleri açılım maçılım bitti. Açılım diye geldik. Açılım bitti. PKK'ya karşı bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Güvenlik Güçleri'nin başlattığı hareketin adına ne diyebiliriz bunu? Yani vatan bütünlüğü için, vatan bütünlüğü mücadelesi tamam. Diyelim. Veya da bölücü temeli karşı. Teknik anlamda ne diyelim? Savaş diyemeyiz. Mücadele diyelim. Tamam, mücadele düşük diyelim. Yoğunluklu bir savaş belki. Evet. Bence de. Burada asıl irade kim? Hükümet mi? TSK mı? Şimdi arkaya bakıyoruz. Hükümet olsa, açılımı yapan bir hükümet birdenbire açılımdan vazgeçip böyle bir bölücü teröre karşı kararlı mücadeleye girebilir. Burada etken bir Vatan Partisi'nin Türkiye üzerindeki etkisidir ve Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Ve bir de Türkiye'nin birlik isteğidir. Yani bu sanayicisiyle, çiftçisiyle, işçisiyle, esnafı, zanaatkarıyla bütün toplumun birlik isteğidir. Ama burada tabii Türk Silahlı Kuvvetleri çok önemli. Çünkü silaha sahip olan, onun hükümet üzerinde kuşkusuz baskıları var. Ama açılıma da kararlı olarak karşı çıkan tek güç Vatan Partisi'ydi. Onun yarattığı iklim, silahlı kuvvetler üzerindeki etkisi aynı zamanda ve toplumda yarattığı iklim. AKP'nin rolü? AKP'de şöyle, şimdi bakın, Türkiye mecburiyetler var. Şimdi muhalefet partileri o mecburiyetleri hissetmeyebilir. AKP Türkiye'yi yönettiği için tepede tac başı uslandırır diyorlar ya. Başına tacı koymuş, o başı uslandırıyor biraz. Yani neden? Ayakta kalması için vatan bütünlüğüne dikkat etmesi lazım. Yani dikkatsizlik gösterdi, bölünme, açılım bölünmeyi getirdi vesaire. Ama onun bir sınırı var. Devam edemezdi. Yani AKP'nin buradaki rolü sürüklenmek mi yoksa sürüklenirken bir de tabii orada şunu da gördü. Eğer o bölünme politikasında devam etseydi bugün iktidarda kalamazdı. Yıkılırdı. Yani şimdi zaten bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin halinden de görüyoruz. Bölücülüğün yanında tavır alanlar kaybediyor. Eğer AKP o açılım politikasında ısrar etseydi ne 7 Haziran'daki %40 oyu alabilirdi ne de %50'ye yaklaşan 1 Kasım'daki oyu alabilirdi. Aynı zamanda Türkiye'yi yönetemezdi. Çünkü siz Türkiye'yi yönetmek için Türkiye'nin mecburiyetlerini, zorunluluklarını dikkate almak zorundasınız. Yani ekonomik zorunluluklar, vatan bütünlüğüyle ilgili zorunluluklar, alttan gelen dalgalar, dayatmalar, bunları kabul etmek zorundasınız. Yani ben Türkiye'yi keyfi olarak istediğim gibi yönetirim. Şimdi hiç kimse... bir muhalefet partisinin lideri olarak muhalefet ettiğiniz bir partiye prim yazmak istemeyebilirsiniz. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu olayda, bu PKK'ya karşı mücadelede, bölücülüğe karşı mücadelede hükümetin sürüklendiği kanaatinde değilim. Bence de onlardan da irade bir müdahale var. Yani şöyle sürüklendi. Çünkü belki... onların medyasına bakıyorum. Onlardan tanıdığım üst düzey sayılabilecek isimlerle konuşuyorum. Bunun teorisini de yapıyorlar çünkü. Sürüklenen, mecburen razı olan, mecburen katılan insanlar bu düzeyde bir teori yapmaz. Mecburiyet derken ben Türkiye'nin temel dinamiklerinden söz ediyorum. Yoksa diyelim askerin veya toplumu falan götürüp önüne dayatması anlamında bir mecburiyet değil de siz Türkiye'yi yönetiyorsunuz. Parçalanan bir ülkeyi yönetemezsiniz. Yani bir yönetimin
asgari yapması gereken işler var. Nedir? Diyelim güvenliği sağlayacak, insanların karnını doyacak. Yani insanların karnını doyuramazsanız, aç bırakırsanız sizi devirirler. İki, ülke bölünürse veya ülkede asayiş olmaz, çarşılar yanar, dükkanların kepenkleri kapatılır, insanlar birbirini öldürürse o iktidar ayakta kalamaz. Onun için öyle bir yere geldi ki açılımda Türkiye, artık öyle devam edemezdi. Ettiği zaman AKP iktidarı yıkılırdı. Peki, bu anlamda. Bu olayda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolünü nasıl görüyorsunuz? Tabii. Şöyle söyleyeyim, yani belirleyici bir konumda mı görüyorsunuz? Bence. Peki. Evet, yani, o zaman devam edelim. Tabii, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Vatan Partisi. Verimli bir damara girdik. Bakın, şimdi. Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde de Vatan Partisi'nin çok önemli bir fikri etkisi olduğunu görmek lazım. Bunu tartışmayalım. Yani bunu söylemekte hiçbir beis yok. Neden? Çünkü bu bir gerçek yani. Türkiye'de bugün ideolojik iklimi belirleyen başat güç Vatan Partisi. Şimdi onu tartışmayalım. Kısmen de hatta hatırı sayılır bir oranda da hak veriyorum. Kendi gözlemlerim var çünkü. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin güvenlik açısından hangi büyük risklerle karşı karşıya geldiğini göremeyecek kadar yeteneksiz bir kuvvet değil. Görebilecek konumda. Birikimiyle, kadrolarıyla, gelenekleriyle ben böyle düşünüyorum. Sizin de öyle düşündüğünüzü biliyorum. Ki bu yönde talepleri olduğunu da varsayıyorum. 24 Temmuz öncesi için. Bu oldu. Böyle bir ciddi mücadele söz konusu. PKK ya da Kürt meselesi sadece Türkiye'ye özgü bir olay değil. Kısaca toparlıyorum. Tam böyle bir anda Rus uçağı krizi patladı. Evet. Şimdi eğer TSK bölücülük meselesini etraflıca bütün dinamikleriyle görüyorsa, görmüşse, bu mücadelenin hayati bir aşamada olduğunu tespit etmişse, ki sizin söylediklerinizden ve yazdıklarınızdan onu çıkarıyorum. 24 Kasım'daki Temmuz. Uçak, pardon 24 Kasım'daki uçak olayı meydana gelmezdi. Çok net söyleyeyim. Öyle bir silahlı kuvvetler, isterse başbakan ya da cumhurbaşkanı şahsen telefonun başına geçse, emir verse bile kabul etmemesi lazım. Niye? İsyan etmesi anlamında, söz dinlememesi anlamında değil. Gerekçeleriyle birlikte. Burada gerçekten hiç kimsenin menfaatine değildi bu olay. Aklı başında hiçbir insanın menfaatine değildi. Buna ortak oldu. Dolayısıyla ben bu olaydan hareketle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçak olayındaki rolünü bir tarif edin bana. Onun üzerinden bazı sorular soracağım. Şimdi bakın. Bir kere uçak olayı bir savaş ilanı gibi oturup bir heyet diyelim bir saat, iki saat müzakere edip bunlara savaş ilan edelim. Uçak öyle bir, nedir? 7 saniyelik bir süre değil mi Türkiye'nin? Ama onun zemini ne? Zemini şu. Öncesinde o angajman kuralları denen kuralları nedir? Bağlayıcı bunlar. Hükümet emir olarak veriyor. Diyor ki Türkiye'nin işte hava sahasını ihlal ettiği zaman uçak güney sınırlarımızda onu indireceksin diyor. Veyahut da o tam talimatın ne olduğunu bilmiyoruz ama. Bir gün önce toplantı var. 3-4 Ekim'de, 3-4 Ekim'de buna benzer bir iki ya da üç ihlal üst üste oldu. Tartışıldı, Rusya'dan heyetler geldi. Yani Rusların, Rus Hava Kuvvetleri'nin sınırımızda harekat yaptığı, operasyon yaptığı biliniyor. Geldiği, hangi amaçla geldiği biliniyor. Sınırlarımızın bombalandığı aşikar. Bu durumda tam bu aşamada hükümet angajman kurallarını, yani sınırımıza geçenleri vurun teyit ediyor, tekrarlıyor. Orada ondan sonra bu olay meydana geliyor. Yani şöyle demesi gerekirdi, arkadaş bu olmaz. Burada bu tür kazalar olur. Biz şundan dolayı bunu şöyle yapalım diye raporlayıp tespit edip hükümete bildirmesi lazım. Şimdi bak salı günü çok önemli bir basın toplantısı yapacağım. Türkiye'ye yani hani bomba haber. Abi benim sorumla ilgili. Sizin sorunuzla ilgili. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye ve Rusya öyle bir noktaya gelmişti ki 24 Kasım öncesinde birlikte o Amerika-İsrail koridorunu neredeyse temizleyecek bir anlayış birliği içindeydi. 24 Kasım'dan 4 gün önce. Yani öyle bir noktaya gelmişti. Onun için şimdi onu açıkladığım zaman göreceksiniz. Yani ben bilgi tahlil değil, olguya dayanarak açıklayacağım. Bu doğrudan doğruya Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşması ve beraberliğini önlemek için bir çok ciddi tertip, provokasyon. Ha, o zaman bu 24
Kasım olayı daha da önemli hale geliyor. Tabii. Yani şimdi onu Salı günü akşamı bütün Türkiye öğrenecek. Çok çok büyük bir Türkiye tertiple karşı karşıya. Çünkü Amerika açısından kabul edilmeyecek olay nedir? Türkiye'nin Rusya'nın yaklaşması, Türkiye'nin İran'la yaklaşması, Suriye ile Irak'la yaklaşması. Tabii hemfikiriz. Onun için Amerika Türkiye'yi o Rusya ve İran'la birliğe götürecek süreçlere müdahale etmek zorunda. Bu da doğru. Yani Türkiye tam öyle bir sürece girmişti. Nasıl girdiğini de göreceğiz. Orada bir zaten AKP hükümeti de söylüyordu. Diyordu ki bu Suriye'nin kuzeyindeki kanton falan diye ilan edilen yerleri ben tanımıyorum. Gerektiği zaman buraya girer ve ondan sonra buraya müdahale ederim diyordu. Orada öbür tarafta da Rusya var. Ancak onu Rusya ile şey yaparak en azından karşılıklı bir saygı ve anlayış içerisinde bu işleri yapabilirlerdi. Tamam, bu da doğru. Öyle bir yere gelmişti. O işte uçak bu ortamda Türkiye-Rusya ilişkilerini bir nevi dinamitlemek amacıyla... Bunlar doğru. Silahlı kuvvetlerin için böyle bir şeye meydan verilmesine şimdi bakın, razı oldu, seyretti, yaptı. Şimdi o silahlı kuvvetlerde bizim Beyazıt Karataş tüm genel komutanımızı ve diğer komutanlarımızı dinlediğimiz zaman özellikle hava kuvvetleri açısından. Şimdi burada öyle bir şey ki öngörülen, evvelden hesaplanan bir durum yok. Yani sizin Rus uçakları Türkiye sınırına paralel olarak, yani Türkiye'ye derinliğine doğru gelmiyor. Paralel olarak geçerken sizin Hatay'daki o burun çıkıntı... 7 saniyelik bir ihlal var. 7 saniyelik bir ihlal var. Yani bunu hiç kimse evvelden hesaplayıp ona karşı bir cevap üretemez. Orada o anda daha evvel verilmiş angajman kurallarına falan göre bir uygulama var. Onun için mesela efendim Tayyip Erdoğan emir verdi de düşürüldü falan filan. Aslında o uçak Tayyip Erdoğan'ın başına düştü. Yani onu ileride göreceğiz. Böyle bir şey yok. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanlarının da 7 saniye içerisinde siz pilot olarak... Bunlar teknik şeyler ve doğrudur. Mesele şu. Yani onun için yani burada böyle çok böyle... O zaman ortada tertip de yok. Böyleyse tertip de yok. Tertip şöyle var. Yani Rus uçağı oraya tertip için gelmez. Ama diyelim Amerika Birleşik Devletleri şu veya bu şekilde, onu daha tam bilmiyoruz. Şu veya bu şekilde... böyle bir uygulama için bakın, bazı şeyler almış olabilir. Şöyle ben meselenin biraz daha anlaşılması. Şeyler de var mesela o sıradaki haberleşmeyi falan ondan şey bozacak bazı tedbirler aldığına dair iddialar da var. Şimdi onlar hep aydınlanacak önümüzdeki süreç içerisinde. Ama şu bir gerçek, bu olay Türkiye-Rusya yakınlaşmasına karşı çok ciddi bir sabotaj. Sonuçlar nesler ortada. Evet, zaten aklı başında herkes bunu görüyor. Bunu AKP'li yazarlar da yazdılar. Aynen, aynen. Evet. Mesele şu. Rusya'nın oraya gelmesiyle angajman kurallarının dikte ettiğimiz, Rus-Suriye'ye dikte ettiğimiz, bizim haksız şekilde dikte ettiğimiz bu angajman kurallarının Rusya'ya oraya gelmesiyle bir komplikasyona yol açacağı belli. 3-4 Ekim'de olmuş. Üst düzey Genelkurmay Başkanı mı, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı mı, ne geldi Türkiye'ye Rusya'dan? Kırmızı hat kuruldu. Yani iş ciddi. Bu ortamda neden Türk Silahlı Kuvvetleri hükümete kardeşim biz bu angajman kurallarını şöyle esnetelim demedi. Öngörmemesi bu hatadır. Evet, bu zaaftır. Evet, evet. Bu yeteneksizliktir. Tabii. Kusura bakmayın. Ama şimdi tam aydınlanması lazım bunların deyip demediğini de bilmiyoruz. Demişlerse bütün söylediklerimi geri aldım. Onları bilmiyoruz ama... Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki hakim anlayışa bakarsak onlar Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirecek şeylerden, uygulamalardan kaçınan bir anlayış. AKP'nin en Amerikancı olduğu süreçler içinde dahi NATO'yu Karadeniz'e Türk Silahlı Kuvvetleri sokmadı. Evet. Bunu yakından biliyoruz. Evet. Zaten Ergenekon sürecinde en çok deniz kuvvetlerinin harcanmasının temel sebeplerinden biri de bu. Evet. Karadeniz meselesi gösteriyor. Yani ben orada... boş bulunmuşsa bile, uyarılmamışsa bile ciddi bir zaaf olarak görüyorum bunu. Bir. İki. Uyarılmışsa, söz dinletilememişse gene zaaf olarak görüyorum. Üç. Ama kimin yaptığı daha doğrusu ortada belli değil. Çünkü sonuç itibariyle hükümet o sırada 7 saniyelik bir sürede telefonunu açıp veya bilmem ne devreye girip oradaki pilota hükümet, bir şey... Hükümet nokta o anda emir vermez.
Veremez yani. Teknik olarak veremez. Buna gerekmiyor da, gerekmez de işler, evet, böyle yürümüyor. Ama belli anlayışlar verilmiş anladığıma, tamam, göre. Sınırların efendim ihlaline karşı son derece kararlı ve ciddi bir tutum alınacak şekilde bir hava yaratılmış olabilir. Evet. İklim, hükümetin yarattığı, evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en azından şu ana kadarki bilgilerimize bağlı olarak itiraz etmediği vasat, iklim bu olayı doğurmuş. Evet. İtiraz edip etmediğini. Tertipse de tertibe imkan vermiştir. Serseri mayın gibi kendiliğinden meydana gelmişse kaçınılmaz bir şekilde meydana gelir. Tertip derken ben bunu nesnel sonuçları itibariyle söylüyorum. Yani sonuç itibariyle bu Amerika'nın istediği bir olay. Sonuçlar itibariyle. Peki hala bu işin ne olduğunu bilmiyor musunuz? Salı günü çok önemli bilgiler açıklayacağım. Salı günü, bir salı gününe kadar sabır. Ama mesela bak, ben şeyi hatırlıyorum. Bu olay ilk olduğunda gazeteyi de getirdim. Ama şunu söyleyeyim, ilk... Evet. Şimdi ben arkadaşlarımızın... Bunlar doğru. Yani, rica ediyorum bu sayfayı göstersinler. En önemli bizim attığımız başlıktır Mehmet Faraç ve ben. Bu uçak Tayyip Erdoğan'ın başına düştü. Şimdi bak, bu. Bu birinci gün, evet, olay ilk olur olmaz verdiğiniz başlık bana göre doğruydu. ABD AKP eliyle Türkiye'ye büyük tuzak. Gösterebildim arkadaşlar, bilmiyorum. Herhalde gösterdim. Bence doğru değil bu. Baş doğru değil mi? Tuzak doğru da ABD AKP eliyle... Kimin eliyle? Yani şimdi burada şu AKP'nin bu uçağı düşürmek için bir tertip aldığı, bir emir verdiğine dair en küçük işaret yok. Teknik olarak da bu mümkün değil. Yani bu şuradan geliyor. Yani genel olarak Türkiye'de solda bir AKP düşmanlığı yaparak prim toplama gibi bir anlayış var. Yani aydınlık da o anlayışın dışında durmuyor her zaman. Yani o da, yani ben AKP'ye nasıl vururum da bir sevdiririm kendimi gibi eğilimler aydınlıkta da oluyor. Mesela ben şahsen o başlığı o gün atmam. Yani çünkü AKP eliyle olduğuna dair o elimizde somut bilgi yok. Ama AKP ne yaptı? AKP hükümet Doğu Bey. Hayır, hükümet de bakın. Ben ona bakarım. Bakın, yani. Güzel de bakın, o uçağı düşürmek için bir hükümet toplanıp da bir emir verecek bir durum İşin yok. İşin doğası İkincisi, böyle olmasına imkan vermiyor. Vermiyor yani. Hı. Bir ikincisi, 7 saniyelik bir süreç içinde pilot ne yapayım diye soracak. O sordu, o Hava Kuvvetleri Komutanı da gidecek. Ondan sonra Genelkurmay Başkanı. Genelkurmay Başkanı da hükümeti arayacak. Hükümet de bilmem Beştepe'yi arayacak. Oradan emir. Bunlar mümkün değil yani o 7 saniyede. Öngörülen bir durum yok. Ama başka ne var onları bilmiyoruz. Ama sonuç itibariyle bu uçağın düşürülmesi... Bir tuzak, orada verilen anlayışlar. Mesela biz hükümet olsak Vatan Partisi olarak deriz ki burada Rus uçaklarının falan herhangi bir yakından geçmesi, ihlali falan konusunda ama aramızda bir sorun olmasın. Mesela Ege'de bu olmuyor mu? Tamam, doğru. Bu anlayışı ver. Herkes bakar. Bu olaya Vatan Partisi. Serin kanlı yaklaşan tamam, herkes tabii, Ege Vatan örneğini Partisi veriyor. Bunu yapar. Yılda 300-500 evet, defa ihlal oluyor. İhlaller oluyor. Herkes birbirine tamam, göz yumarak götürüyor. Şimdi bakınız, ben AKP içinde bile bunun büyük bir akılsızlık olduğu tespitlerini biliyorum. Tabii canım. Okuduk da zaten bir müddet sonra medyaya da yansıdı. Kendi medyalarına yansıdı. Ama ben hala sizin şey demenizi anlamakta zorlanıyorum. Bu bir tertiptir. Erdoğan'a karşı bir tertip olarak bu şimdi tertip, bunun altında Erdoğan kalacak. Yani şu Türkiye, Rusya'ya, yani... Bu uçak Erdoğan'ın başına düştü. Bunu göreceğiz. Türkiye bunu yaşayacak. Sonuçlarını tartışmıyor. Önce sebebi teşhis edelim. Ama sebep. Bakın, bir devlet adamı, politikacı sonuçları görür ve ona göre siyaset izler. Yani Tayyip Erdoğan için burada değerlendirme yapacak değilim ama sonuç itibariyle nedir? Bu Türkiye ekonomisini çok zora soktu. Türkiye'nin vatan bütün. Bak şimdi nedir? Davutoğlu konuşuyor. Diyor ki efendim diyor biz diyor kantonlar mantonlar Fırat'ın batısına geçemezler falan. Ama geçtiler. Bakın şimdi Türk uçağı oralarda eskisi gibi uçamıyor. Evet. Genelkurmay Başkanı'nın geceleri rahat uyuduğunu zannetmiyorum. Tamam, doğru. Tamam. Yani bu nedir? Bu AKP'nin akılsızlığının açtığı, yani bir devlet aklına sahip olmamasının açtığı sonuçlar. Şimdi devleti yönetmek bu demek zaten. Ben bir türlü kendimi anlatamıyorum. Yok. Derdim şu. Bunun AKP'nin aleyhine, Türkiye'nin aleyhine sonuçlar verdiği tartışılmaz. Evet. Sorum da bununla ilgili değil. Sorum şu. Evet. Bir, bu olayın olmasına meydan verecek iklimi hükümet yarattı. Bir, hiç tartışmaz. İki, olay olduktan sonra ya hükümetin yaptıkları
bu işin tesadüfi olmadığını gösteriyor. Şimdi orada bir şüpheliyim. Şöyle, yani bu hükümet de bu Türkiye'yi bugün yönetenler çok çaplı insanlar değil, birikimli, geleceği gören insanlar değil. Orada böyle basit bir halka avlama çizgisi izlediler. Yani biz kabadayız, bilmem ne, başka Rus uçağını bile düşürürüz ondan sonra gibi. Böyle halk avcılığına yönelik şeyler yaptılar. O çok memnun olduklarından değil. Dikkat ederseniz hep orada ikili açıklamalar oldu. Bir yandan da ya bir şey özür dilemeye benzeyen şeyler. Ondan sonra aman gelin bunu tamir edelim gibi şeyler. Ve Tayyip Erdoğan'ın da defalarca Putin'i aradığını görüyoruz. Telefonlarına çıkılmıyor. Ama iş koptuktan sonra, ilkler koptuktan sonra. İlk andan itibaren Putin'i aramalar var. Şimdi oralarda da tabii reddedilen, telefonu açılmayan bir insan. Onun zaten kişilik ve karakteri de bu durumlarda şeye müsait değil. İşi sabırlı, akıllı, götürmeye müsait bir kişiliği yok. O kamuoyu önünde bir takım gösterişlere yöneldi. Onların çok ciddi düşünülen tavırlar olduğunu sanmıyorum. Çünkü AKP cenahından da hep... Ben yalnız şöyle bir şey var. Hep sizin tabanınızdan da eleştiri geldi bu olay olduğu andan itibaren. Şimdi Tayyip Erdoğan ya da Davutoğlu kalkıp bu bir tertiptir demiyor ama Doğu Perinçek çıkıyor bu bir tertiptir diyor. Şu anlamda tertip. Türkiye'nin yani, sahibi Vatan Partisi Davutoğlu'yu Tayyip Erdoğan bu Türkiye'ye bir tertiptir. Eyvallah. Ama bu Tayyip Erdoğan'a bir tertiptir bana çok anlamlı bir şey gibi. Hatta anlamsız geliyor. Tayyip Erdoğan'a tertip demiyorum. Bu uçak onun başına düştü diyorum. Yani nedir? Ona yapılmış, ona karşı yapılmıştır diyorsunuz. Hayır, nesnel olarak yani sonuç itibariyle bunun altında o kalacak. Yoksa bunu uçağa düşürenler ben Tayyip Erdoğan'ı zor duruma... Bakın şu tür tahliller bile var. Mesela Ruslar diyor ki Amerika diyor Tayyip Erdoğan'ı bizim elimizle yıkmaya çalışıyor diyor. Hmm. Bakın. Ruslar diyor ki, evet. Ruslar derken böyle Rus köşe yazarı falan değil. Yani Rus devletini yöneten adam, insanlar. Diyorlar ki Amerika bizim aracılığımızda, yani Amerika Tayyip Erdoğan'ı bertaraf etmek istiyor. Şimdi Rusya aracılığıyla bunu yapmak istiyor. Bunu diyen de var. Ama bu uçak Tayyip Erdoğan'ı düşürmek için düşürülmedi. Ama bu uçağın düşmesi sonuç itibariyle Tayyip Erdoğan'ın 1 Kasım'da yükselmişti. Oradan baş aşağı gidişinin başlangıcı oldu. 24 Kasım, yani 23 gün sürdü Tayyip Erdoğan'ın Doruk'taki yeri. 1 Kasım'da Doruk'a çıkan Tayyip Erdoğan 24 Kasım'da... Benim irdelemek istediğim şey şu. Bu olayda bir tertip varsa bu tertibi önlemek, ortaya koymak, tartıştırmak hükümetin görevi. Ben yani bu kadar şimdi öncelikle bu, hükümet demiyorsa bu tertiptir bana yapılmış bir tertip. Şimdi siz efendim, ne diyorsunuz? Şunun için diyoruz biz Türkiye'nin sahibiyiz. Bu tertip Tayyip Erdoğan'la falan değil Türkiye'ye bir tertip. Burada Tayyip Erdoğan'ın da başına bu uçak düştü ama bu Türkiye'ye çok büyük zarar verdi. Nasıl zarar verdi? Türkiye zaten etrafında dost kalmamış. Bir de Rusya'yı karşıya aldı ve İsrail'in kucağına düştü şeyler Tayyip Erdoğan'la. Çok yani, bu Türkiye açısından zararlı. Biz şöyle bir parti değiliz. Efendim Tayyip Erdoğan'ın da zarar gördüğüne göre olsun Türkiye de zarar görsün. Biz Türkiye açısından bakıyoruz. Yani Türkiye'nin zarar gördüğü bir olaya Vatan Partisi tabii işaret edecek. Bu Tayyip Erdoğan aleyhine öyleyse olsun sonuna kadar gitsin. Bunu diyemez Vatan Partisi. Yok, çünkü ben, Türkiye zarar görüyor. Şey burada hayır, ben size karşı bir cevap vermiyorum. Yani bizim tutumumuzu açıklıyorum. Yani siz diyorsunuz ki Tayyip Erdoğanların demediğini siz niye söylüyorsunuz? Ben de diyorum ki Tayyip Erdoğanlar bu ülkenin sahibi değil. Bu vatanı düşünmüyor ama biz düşünüyoruz. Onun için bizim dediklerimiz Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle... Şöyle algılanıyordu onun için. Hiç o algının benim için hiçbir kıymeti önemli yok. Önemli olması lazım. En ufak... Yok, hayır. Önemli olması lazım. Hayır bakın ben halk avcısı değilim. Biz halka... halkın öğretmeni olan bir partiyiz aynı zamanda. Yani nasıl algılanacak diye bakmayız. Türkiye'nin menfaati nedir diye bakarız. Ve bizi iktidara götürecek olan da budur. Onun için günlük efendim ben bunu söylediğim zaman şunlar şunu der bunlar hiç umurumuzda değil. Yani burada biz Türkiye'nin çıkarına olan şey biz hoşa gidecek şeyleri peki, değil gerçekleri söylüyoruz. Doğru Bey, bakın, sizin mantığınıza bakacak olursak. Brecht'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki İnsanların hoşuna gidecek şeyleri söylemek kolaydır. Zor olan doğruları söylemek. Son derece yani biz onu yapıyoruz. Son derece haklısınız. Bakın mesele şu. Bu bir olay tertipse
ki ihtimaldir, böyle bir şey olabilir. Hükümet bunun dışında değildir. Tertip. Tertipse. Tertip demeyelim. Heh. Yani şöyle diyelim, tertip deyince sanki bir yerde oturulmuş, kurulmuş falan filan değil. Bunun ortamı sağlanmış. İkincisi sonuçları itibariyle Türkiye'ye bir tertip. Türkiye'ye tertip olduğu açık. Ha, tamam, mesela yok. O zaman tartışalım. Tayyip Erdoğan'lara bir tertip değil bu. Tayyip Erdoğan'a rağmen Tayyip yapılmış Erdoğan'a bir şey. Tayyip Erdoğan'a tertip demedim bakın. Hı. Ben Tayyip Erdoğan'a... Ona karşı yapılmıştır dediniz. Onu da demedim. Ben Rota Haber'deki oydu. Bakın ben onu Tayyip Erdoğan'ın bu uçak başına düştü diyorum. Yani ona karşı böyle bir tertip yapıldı, Rota Haber'e de söylemedim. Şunu söyledim. Yani sanki dedim bu uçağı düşürenler neredeyse ben bu Tayyip Erdoğan'a nasıl zarar veririm diye yapmış gibi. Yoksa tabii ki bunu yapanlar Tayyip Erdoğan'a ben şu zararı veririm diye yapmadı. O orada gazeteci şeyleri yazarken falan bir iki sözcü gibi sözcüğünü attığınız zaman bambaşka bir şey oluyor. Tekrar düzeltiyorum, yani burada Tayyip Erdoğan'a karşı bir tertip yapılmış değil ama bu uçak Tayyip Erdoğan'ın başına düştü sonuçları itibariyle. 15 dakika bunu konuşturduk bunu söyletebilmek için. Ama size. Başından söyledim. Ben bu cümleyi en baştan söyledim. Yani kesinlikle Türkiye'ye karşı bir tertiptir. Sonuçları itibariyle zaten Türkiye'nin son dönemde yaptığı en büyük, Türkiye adına yaptırılmış ya da yapılmış en önemli dış politika hatalarından biridir ve sonuçları ağır olmakta, ben bunu hissediyorum. Ya bunu söyleyen bir tek Vatan Partisi var zaten. Bakın bu konuda AKP ile savaşan, cepheye duran bir tek Vatan Partisi var. Ne Cumhuriyet Halk Partisi ne Milliyetçi Hareket Partisi bizim tutumumuzu almıyor. Çünkü onlar Amerika'nın kontrolünde. Oradan Rus düşmanlığı üretiyorlar. Ha, Rus düşmanlığı üretiyorlar ama Vatan Partisi Rusya dostluğunun Türkiye için bir mecburiyet olduğunu biliyor. Bakın şimdi bazı gerçekler var. Siz Rusya'ya dost olmaya mecbursunuz. Neden? Sizin onlar da sizinle dost olmaya mecbur. Hayır. Karşılıklı bunlar. Başka. Sizin birinci ticaret ortağınız Rusya. İkinci ticaret ortağınız Çin. Bitti. Bakın siz NATO ülkesisiniz, Türkiye. Amerika'nın büyük ölçüde denetimi altında olan bir ülkedir Türkiye. Ama ilk iki ticaret ortağı Rusya ve Çin. Demek ki Türkiye'nin ekonomisi altındaki dinamikler Türkiye'yi Asya'ya götürüyor. Siz istediğiniz kadar Amerikancı olun. Amerikancılık Türkiye'de berhava oluyor. Birinci ticaret ortağınız Rusya, ikincisi Çin, üçüncüsü Almanya. O Almanya da Rusya ve Çin'in Avrupa'daki uzantısı, Avrasya. Demek ki Türkiye şu anda ekonomisiyle Avrasya'da bir konuma yerleşmiş durumda. Türkiye'nin enerji güvenliğine bakalım. En büyük enerji ihtiyaçları nasıl sağlıyor? Rusya, İran, Azerbaycan, Irak. Burada da siz bölge ülkeleriyle ve Avrasya ile birleşmiş durumdasınız. Yani demek ki artık Türkiye'nin yeri Asya'da. Bunu Amerikalılar görüyor. Amerikalıların cihanı. Doğrudur. Amerika açısından Türkiye'nin gerçekten düşman olan kuvvetler tarafından bulunmaz bir nimet bu. Ve hükümet mesela bundan zaman zaman böyle tereddütler göstermesine rağmen bu politikadan dönme konusunda kararlı bir tutum hiç göstermedi. Rusya ile ilişkiler. Şimdi kafasını kayaya çarpacak. Yani kararlı bir tutum gösteremeyebilir. O onun zaafları. Yani bunlar ne diyorum, devlet aklı olan bir yönetim değil. Yani Tayyip Erdoğan yönetimi, Davutoğlu yönetimi devlet aklı olan, strateji üreten bir yönetim değil. Yani o çapsız insanlar tarafından Türkiye yönetiliyor. Onun için bu ancak birikimli insanlar burada çok ciddi bir tavır alabilir. Mesela şunu yapması gerekirdi. Yani büyük bir üzüntü duyuyoruz. Bu bir kazadır. Ondan sonra Rusya bizim stratejik dostumuzdur. Ondan sonra bunu hemen gelin tamir edelim. Bunu yapması gerekirdi. Ha şimdi bir yandan bunu yapmaya onu zorlayan etkenler var. Çünkü salatalık üreticisi, Gazipaşa'daki dikenli salatalık üreticisi Rusya Türk kardeşliği yaşasın diye gösteri yapıyor. Turizmcisi, tamam, doğru. Tüccarı, dış ithalatçısı, ihracatçısı, müteahhidi Rusya'da iş yapan vesaire. Yani Rusya ile ticaret Türkiye'nin birinci ortak. Birçok insan buradan ekmek yiyor veya kar sağlıyor, kazanç sağlıyor. Şimdi onları karşısına aldı. Ne olacak? Türkiye'yi nasıl yönetecek? Yalnız onları değil. 80 milyonu karşısına aldı. Neden? Türkiye'de siz 9 milyar dolar diye hükümet açıkladı ama 9 milyar doların çok üstüne. 9 milyar dolar da çok büyük bir para. Şimdi şöyle,
Doğu Bey, mesele şu. Türkiye Temmuz başında bir anlaşma yaptı Amerika'yla. İncirli'yi açmak üzere. Bu benim tahminim ya da benim görüşüm, okumalarımdan, temaslarımdan çıkardığım şahsi sonuç benim. İncirlik açılmasıyla birlikte Rusya tarafı, bölge ülkeleri Suriye'ye karşı bir Amerikan-Türk ortak hamlesi öngördüler, düşündüler. Ve Rusya buna cevaben geldi. Şimdi ben yeni öğrendim bazı temaslarımda. İranların meşhur bir generali var. Kudüs ordusu komutanı diye, Kasım Süleymani. Bizim bu İncirlik mutabakatı Amerika'yla pişirilirken Rusya'ya gidiyor. Putin'le iki defa görüşüyorlar. Ve Putin'i Suriye'ye gelmesi ve savaşa girmesi konusunda ikna ediyor. Bunu Reuters yazdı. Ben de İran kaynaklarından bunu teyit ettirdim. Bunu niye anlatıyorum? Türkiye'nin bir Suriye politikası var. İncirlik mutabakatı ile birlikte yeni bir aşamaya geliyor. İran ve Rusya da buna cevaben bir hamle yapıyorlar. Rusya bölgeye geliyor. Bu iki kuvvetin, Türkiye'nin ve Rusya'nın karşı karşıya bir biçimde geleceği, gelmesi kaçınılmaz. Eşyanın tabiatı gereği. Vallahi ben şunu, böyle görmüyor musunuz siz? Şunu söyleyeyim. Hayır. İranlılar ve Suriyeliler kesinlikle Türkiye'yi anlayamıyor. Şimdi onların, yani onlar Türkiye, İran ve Suriye yöneticileri Türkiye'deki süreçleri anlamıyor. Bakın anlasaydı İran yıllarca Tayyip Erdoğan'ın peşinden koşmazdı. Anlayamıyor. Biz onları hep söyledik. Yani Tayyip Erdoğan Amerikancı olduğunu, Bopeş başkanıyım diyor. İran yine anlayamıyor. Ondan sonra bir de şu var. Efendim onların kafasında şöyle bir şema var. Türkiye NATO ülkesidir. Hem bir yandan Tayyip Erdoğan'dan çok şey bekliyor, İslamcı falan diye. Bir yandan da kafasında şöyle bir şema vardı. Türkiye bir NATO ülkesidir. Öyleyse Amerika'nın kontrolünde, dışında bir şey yapamaz. Türk olduğu zaten böyle. Şimdi Ergenekon'u nereye koyacaksınız? Amerika, Türk ordusuna karşı bir savaş yürüttü. Dünyada hangi orduya karşı binin üzerinde subay? Bakın, bunu da bıçak gibi görmemek lazım. Hani bıçak, bu böyle zikzaklı. Hayır efendim. Bazı noktalarda bakın, evet, bazı noktalarda hayır. Zikzaklı değil. Zikzaklı değil. Bu bir savaştır. Bakın. Şimdi şöyle diyelim. 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri Nevada çöllerinde Türkiye'ye işgal tatbikatı yaptı. Bunu zikzakla filan gitsin. Bir olay anlatayım size. Adını bunun Millennium Challenge, yani Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun orgeneral, biz bin yıllık mücadele kararlılığına sahibiz. İran'ın demesi. Suriye'yi fazla bilmiyorum ama İran'ın Türkiye'yi yeterince tanımadığı konusundaki tespitinize ve eleştirinize katılıyorum. Suriye de tanımıyor. Katılıyorum. Yani ama Suriye'yi fazla onlar bilmiyorum. Bizim kadar anlayamıyor. Eyvallah. En azından şunu normalde şunu göremediler. Bakın Ergenekon, Balyoz. Ergenekon, Balyoz bir savaş. Kurşun atmadan Türk ordusunun bütün komuta kademesi Assubay'dan başladı. Genelkurmay Başkanı'na kadar hapse atıldı. Her böyle kuvvetin, her devletin Doğu Bey ideolojik kökenlerinden, geleneğinden, konumundan gelen yetmezlikleri, önyargıları var. Her devletin olması şart değil. Yani kaliteli bu işleri görebilen. Bir bilgi vermek istiyorum. Ben 2004 yılında İran'daydım. Görüşmeler yaptım. Bir ay kadar kaldım, uzun kaldım. Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden biriyle görüştüm. 2004, 2002'de hatırlarsınız Tuncer Kılınç evet, Harp Akademi'nde 7 Mart'tı, hatırlarım tarihini. Harp Akademi'nde görevdeydi o zaman. 4 yıldızlı general dedi ki Türkiye İran ve Rusya ile birlikte hareket etmenin yolunu aramalı. Amerika'yı da göz ardı etmeden dedi. O usule söylenmiş. Amerika'yı göz ardı etmeden de doğru bir şey. Onu bizim de dikkat etmemiz lazım. Doğru. Yani Amerika göz ardı edilecek bir ülke değil. Ben Tayyip Erdoğan'ı, Amerika ilişkilerini tartıştım bu şahsiyetle. Türkiye'yi iyi bilen, bölgeyi iyi bilen üst düzey bir isim. Zaten Milli Güvenlik Kurulu üyesi. Dedi ki biz o olayı oturduk, değerlendirdik. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile temas kurmaya karar verdik. 2002'de. Ve Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verdik dedi. Türk Dışişleri Bakanlığı'na, İsmail Cem'in. Biz sizin silahlı kuvvetlerinize temas kurmak istiyoruz. Bize dönüp
yardımcı olmadılar. Bilgi vermediler, kanal açmadılar dedi. Anlatabiliyor muyum? Evet. En son bu uçak olayı olduğunda İran televizyonlarında tartışmalar oldu. Çok üst düzey isimler, biliyorum, üst düzey isimler bu uçak olayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrı olduğunu, istemediğini, bu işin Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle, onun yarattığı bir ortamın sonucu olduğunu ilan ettiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne son dönemde bakıyorum yorumlarında İran tarafı AKP ile ayırmaya bakıyorlar. Hatta bu İslam NATO'su, Suudilerin kurduğu İslam NATO'su meselesinde şöyle izah ediyorlar. Diyorlar ki Erdoğan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kullanamayacağını görünce böyle bir yola gitti diye. Galiba birinci bölümde süremiz doldu. Reklam arası verelim sonra devam edelim. Hay hay. İyi bir yere geldik bence. İnşallah. Değerli izleyiciler, bir ara veriyoruz, tekrar birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, tekrar merhaba. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'le konuşmamıza devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık efendim? İncirlik'te kaldık. Yok, İncirlik'e geleceğim. İncirlik'e geleceğim. bu İran'ın Türkiye'yi, Rusya'nın Türkiye'yi, pardon Suriye'nin ve İran'ın Türkiye'yi doğru okuyamadığı, iyi okuyamadığı. Tabii. Yani çünkü noktasında şöyle kalıpların içinden bakılıyor. Yani şöyle bir şey var. Türkiye NATO ülkesidir. Amerika'nın güdümündedir. Tamam. İsrail'le şöyle yakındır falan, öyle bir yere oturuyor. Ama aslında İran tam oraya da oturtmuyor. Bir yandan İslamcı diye Tayyip Erdoğan'a çok primler verdi. Ama sonuç itibariyle öyle bir bakış açısı var. Türkiye'nin mecburiyetlerini görmüyorlar. Bakın, Türkiye'nin Rusya'yla birinci ticaret ortağı olduğunu, Çin'le ikinci ticaret ortağı olduğunu, Türkiye'nin enerji güvenliğini bölge ülkelerinden, Rusya'dan sağladığını falan, bunların Türkiye'yi götürdüğü yeri görmüyorlar. Bir, iki, Türk ordusunu onlar yeterince anlamadılar. Biz anlattık, bakın onu da söyleyeyim. İranlara bunu anlatan 2000, sizin söylediğiniz benimle geldi 130 sayfalık İran devlet büyüklerine götürmek üzere İRNA, İran Haber Ajansı bir söyleşi yaptı. 7 saat 130 sayfa tuttu. Ve onları onu anlattık. Sizin Türkiye'deki dostlarınız İslamcı denenler değil. Onlar Amerikancıdır. Türkiye'deki sizin dostlarınız Atatürkçülerdir, vatanseverlerdir tamam falan. Neyse, şimdi zamanla bunu anladılar. Anladılar ama orada da yanlışlar var. Yani tam mesela şeyi göremediler. Bu Ergenekon, Valios. Yani bunun bir Türk-Amerikan savaşı olduğunu tam anlayamadılar. Yani İran 1000 tane subayını şehit vermedi. Bakın, İran da Amerika'ya direniyor ama 1000 tane subayını şehit vermedi. Türkiye 1000 tane subayını bir anlamda şehit verdi. Hapse tıkıldı ve hepsi Türk ordusundan tasfiye edildi. Bu bir savaş. Bunları anlayamadılar. Onu söylüyorum. Yani, ama anlayacaklar hayatı. Yani hiçbir ülke bizim ülkemizi bizden daha iyi tabii bilemez. Doğru. Biz de onların ülkesini onlar kadar bilemeyiz. Elbette. Yani çok doğru. Orada, çok doğru. Ben burada İncirlik'le ilgili önemli. Şimdi benim tespitim şu. Buyurun. Türkiye'nin İncirlik mutabakatı ile birlikte Amerika ile yakınlaşması olduğu tespitini yapıyorum ben. Rusya'nın ve bölge ülkelerinin alarma geçtiği bir aşama olduğunu düşünüyorum. Ama sizin yazılarınızı ve yayınlarınızı takip ettiğimde gördüğüm şey şu: İncirlik olayını hiç ciddiye almıyorsunuz. Neden? Amerika bu, Türkiye bugün Amerika'nın kara gücüne karşı savaşıyor. Ben bunu ciddiye alıyorum. Yani nedir? Türkiye'de şey, ekonomist ne yazdı 7 Haziran seçiminden önce? Oylar dedi Kürtlere, değil mi? Baş yazısı. Ve bütün hepsi PKK'yı büyütüyor. Aman PKK'ya dokunamazsın, barışçı çözüm, açılım falan. 24 Temmuz'da ne oldu? Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika'nın kara gücüne karşı silahlı bir bastırma harekatına başladı. Gerçek bu. Bu bir Türk-Amerikan savaşı dolaylı olarak. Ve feryat eden kim? Amerika, aman dur yapma, benim adamlarımı vurma diyor. Ben buna bakıyorum. Öbür İncirlik Anlaşması falan filan, daha bunun sonuçları, pratikte bir şey yok. Ha, ne olduğunu ama bir şimdi için, bakın, bu şuna benziyor. Mutabakatın içini biliyor musunuz? Hangi? Ben pratik olaylara bakıyorum. Bugün bir Türk-Amerikan savaşı oluyor. O Türk-Amerikan savaşı sırasında bir takım anlaşmalar, karşılıklı tavizler, ödünler, efendim uzlaşmalar falan olur. Ama bugün kararlı olarak sürüyor. Ne diyordu
bu 24 Temmuz'da başlayan harekata karşı insanlar. Efendim 1 Kasım'dan sonra bu Tayyip Erdoğan'ın oy toplaması için yapılıyor. Bırakacak. Bıraktı mı? Bırakmadı. Efendim kara harekatı yapılmıyor. İşte kara harekatı yapılıyor. Efendim kentlerde PKK'nın üzerine yürünmüyor. Kentlerde PKK hendeklere gömülüyor. Yani şimdi burada bu Türk-Amerikan dolaylı savaşını ciddiye almayanların öngörülerinin hepsinin yanlışlıkla ortaya çıktı. Kararlı olarak Türkiye, Amerika'nın kara gücü, İsrail'in kara gücüne karşı savaşıyor. Şimdi Amerika ve İsrail nedir? Stratejik hedefleri Kürdistan'ı kurmak. Türkiye 24 Temmuz'dan itibaren silahla yürüyor onun üzerine. Olay bu. Şimdi bu olay sırasında bir takım incirlik anlaşmaları, şunlar bunlar falan, ama onlar kağıt üzerinde. Daha anlaşma, yani onun bir fiili sonuçları yok. Onu söylüyorum. Uçak olayı bunun sonucu olamaz mı? Benziyor. Uçak olayı bunun bir sonucu olamaz mı? O incirlikle, yani ben efendim Türkiye ile Amerika anlaştı, İsrail anlaştı. Daha tam bunlar fiili sonuçlarıyla ortaya çıkmış şeyler değil. Çünkü Türkiye'nin alttan zorlamalar var. Türkiye'ye dayatan dinamikler var. Şimdi ben bunu şuna benzetiyorum. Şimdi solda da var işte, yazıyorlar işte incirlik. Bu şuna benziyor. İngiliz işgali var değil mi? 1920-21 İstanbul'da geldiler, şey yaptılar. İstanbul'u işgal ettiler fiilen İngilizler ve Fransızlar. Atatürk ne yaptı? Yunan ordularının üzerine gidiyor. Ermenileri temizliyor. Şimdi o sırada da bizim bu incirlikçiler ne diyecek? Ya bak orada İngiliz işgali var İstanbul'da. Senin onun üzerine gitmiyorsun. Yunan ordularıyla uğraşıyorsun. Hadi onun üzerine gitsene. Ama o İstanbul'u... Öyle bir tartışma o zaman olmadı. Yani diyelim bugünkü sözüm onu anti-emperyalist, anti-Amerikanların bakış açısıyla söylüyorum. Yani her şeyin bir sırası var. Ama bu Amerika'nın Türkiye'deki kara gücü olan PKK ve PYD'yi temizlediğin zaman incirlik ferahlar. O zaman incirlik anlaşması diye bir şey kalmaz. O incirlik anlaşmaları falan sonuç itibariyle Amerika'ya o süreçte verilen onu belki usla şeyi sınırlı tutmak, efendim işe daha sert müdahalesini önlemek için falan tavizler olarak değerlendirilebilir. Ama o Türkiye PKK'dan kurtulduğu zaman herhalde incirlik diye bir şey kalmaz. Onu görmemiz lazım. Onun için sırası var. Bugün problem Türkiye'nin PKK terör örgütünü, bölücü terör örgütünü, dolayısıyla Obama'nın bizim silahlı gücümüz, kara gücümüz dediği terör örgütünü temizlemesi birinci meseledir. O temizledikten sonra Türkiye Amerika'ya karşı kuvvetli duruma gelecek, ferahlayacak. Ondan sonra kim olursa olsun o bu süreçlere riayet etmek zorundadır. Öyle Türkiye'nin tepesine oturan keyfi bir şekilde Türkiye yönetemez. Büyük bir ülke Türkiye. Onun için incirliği bugün öncelikli mesele olarak görmüyoruz. Ciddiye almıyorsunuz diyorsunuz. Sebebi bu. Öncelikli değil. Neyi ciddiye alıyoruz? PKK'ya karşı mücadele. Türkiye için hayati önemli olan birinci mesele bu. Ve aslında bölge ülkelerinin de bunu anlaması lazım. Çünkü PKK'dan kurtulan bir Türkiye, Amerika ve İsrail karşısında başı dik olacak. Peki, İncirlik mutabakatından önceki PKK mı daha uluslararası ilişkiler bakımından avantajlı şimdi mi? Vallahi uluslararası ilişkilerin hiçbir değeri yok. Silahla ezdin mi hiçbir avantajı kalmaz. Bakın Türk şimdi PKK silahlı olarak kaybettiği için silahlı mücadelede, hendeklere gömüldüğü için alet değeri kalmıyor. Yani elverişli bir alet olmaktan çıkıyor. Bir kuvvetli bir PKK işte Cizre'de, Silopi'de, Hakkari'de, şurada, burada silahlı gücü olan, efendim şey toplayan, vergi toplayan, haraç alan, yol kesen bir PKK değil. Şimdi hendeklerde gömülen bir Türkiye var. O zaman o PKK var. Özür diliyorum, PKK var. Şimdi hendeklerde gömülen Türkiye'ye bakıp onu alet olarak kullanmak isteyenler de ya bizim bu alet kör balta, işe yaramaz bir noktaya geliyor değerlendirmesini yapıyor kaçınılmaz olarak. PKK'yı bir alet durumundan çıkartıyor Türkiye. Bu çok önemli bir gelişme. Buraya odaklanmamız lazım. Peki, şimdi bakın Suriye'nin güneyinde bir önemli cümle söyleyeyim. Şimdi İncirliği kim çıkartıyor? PKK'ya kol kanat gerenler. Ya bırak bu PKK'yı diyor, İncirlik'le uğraş diyor. Bakın dikkat edin, İncirlik PKK'yla mücadelenin alternatifi olarak gündeme getiriliyor. Yoksa PKK'ya da mücadele et, İncirliği de temizle demiyorlar. PKK'ya karşı hücum etme. O işte o bizim
nedir? Kürttür, bizimdir, bize aittir, bilmem ne, barış istiyoruz falan. Onu açıkça kollayanlar, koruyanlar PKK'yı, İncirlik'le niye mücadele etmiyorsun diyor. PKK'nın üzerinden kurtarmak istiyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Türkiye'nin yaptırım gücünü PKK'yla mücadeleden koparıp başka hayali hedeflere sürüklemek istiyor. Bunu görmemiz lazım. İncirlik bu şekilde gündeme getiriyor. Bir takım okuyorum böyle hayatla ilgisi olmayan solcuların makalelerini falan filan. İncirlik'te İncirlik. Bunlar İncirlik'e de karşı değildi. PKK'yı kurtarmak için bu İncirlik lafı ortaya atıldı. Bakın çok açık söylüyorum. Bugün İncirlik, İncirlik, İncirlik diyenler PKK'yı Türkiye'nin elinden kurtarmaya çalışıyor. Bir kısım çevreler... Yani bu şuna benziyor. Yakalamışsın PKK'yı, bitiriyorsun. Birileri çıkıyor diyor ki bırak onu diyor, bu buraya git diyor. Yani İncirlik'te ne yapacak Türkiye? Tanklarıyla İncirlik'e mi girecek? PKK'yı bitirdiği zaman Türkiye İncirlik sorununu Amerika'nın da önüne koyar ve çok güçlü olur. Bu çok önemli. Onun için İncirlik'le ilgili sorunuz çok çok hayati ve stratejik taktik bugünkü İncirlik'i ifade ediyor. İncirlik, İncirlik oldu. Şimdi, buyurun. Tam katılamıyorum, şöyle katılamıyorum size. Şimdi PKK'ya yakın bazı çevrelerin bunu kullanıyor olması bu işin tabiatından gelen Türkiye'nin aleyhine faktörleri ortadan kaldırmaz. Yani İncirlik olayı, İncirlik işte şu madde olmuş, bu madde olmuş, oradan ben endişe etmiyorum. Kağıt üzerindeki anlaşmalar kağıt gibi yırtılabilir senin gücün varsa. Bu mesele o değil. Mesele İncirlik bir sonuç. Türkiye ile Amerika arasında bir sonuç. Benim gördüğüm kadarıyla ve size onu sormak istiyorum. Türkiye'yi yönetenler Amerika'yı razı ederek, Amerika'yı belli konularda tatmin ederek bu PKK meselesini belli bir noktaya getirmek istiyorlar. Böyle bir çözüm arayışındalar. Manzara o değil. Öyle yaparlarsa da o da bir yol olabilir. Yani ben ona kökten karşı değilim ama şu günkü manzara o değil. Şöyle bakın, Türkiye PKK'nın üzerine yürüdükçe... Buna niye itiraz ediyorum? Bu kötü bir şey anlamda değil. Bu sonuç vermeyeceği için itiraz ediyorum. Hayır efendim, öyle bir manzara yok ki. Bakın, Türkiye PKK'nın üzerine yürüdükçe Amerika yapma diyor. Bu benim adamlarım diyor. Buna vuramazsın diyor. PYD'ye dokunamazsın diyor. Geçemezsin Türkiye sınırını diyor. Hiç öyle bir manzara yok. Yani tamam yap, PKK'yı temizle demiyor Amerika. Tersine sürekli olarak Türkiye'de bir kampanya var. Niye desin? Hiçbir zaman demez abi. Hiçbir zaman demez. Çünkü PKK o zaman demese safları... Hayır, bunu açık olarak demez. Şimdi bakın. Ama şunu diyor. Diyor ki Kandil'i bombalayabilirsin. Türkiye'de vurabilirsin. Fakat PYD'ye dokunamazsın. Yapan biri bombalayabilirsin falan da demiyor. Hiç öyle bir şey yok. Ama ya, Türkiye burada bastırdı ve Amerika'nın durumu zayıf. Amerika şeyde kaybetti. Orta Doğu'da. Yani... İran'a diş geçiremedi. Şimdi, Irak'ta Amerika'ya karşı bir hükümet var. Suriye'yi yıkamadı Amerika. Bu durumda Türkiye bir fırsatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Vatan Partisi değerlendirmiş oldu. Ve Tayyip Erdoğan yönetimi de ayakta kalabilmek için bu şeye girdi. Yani burada Amerika ile Türkiye hala karşı karşıya, onu görmemiz lazım. Şu anda nesnel çıkarları dediğiniz gibi karşı nesnel çıkarlar değil, fiilen. Şimdi ne diyor? Benim kara gücüm diyor mu PYD, evet, PKK? Evet. Oraya 2500 kişilik Suriye çok devletinin bize verdiği bilgiye göre Suriye devleti diyor ki bugün diyor sizin basında 50 kişi falan diye çıktı. 2500 Amerikan özel kuvvet görevlisi, bu ki bunlar çok, yani sıradan asker değil, 2500 çok büyük bir rakamdır. Suriye'nin kuzeyinde tamamen PYD'ye, PKK'ya yardım etmek için 2500 kişilik 3 Amerikan üssü var diyor. Şimdi bu üsler kime karşı? Türkiye'ye karşı. Suriye'ye karşı değil, Türkiye'ye karşı. Doğru. Yani, buradan şuraya varacağım. Yani Türkiye ile Amerika karşı karşıya gelmiş ve Amerika PKK'yı Türkiye'ye karşı kullanıyor ve aralarında bir stratejik piyon ilişkisi var. Bu koşullarda Türkiye ile Amerika'nın anlaşma yaptığını falan, bu bir takım anlaşmalar, uzlaşmalar karşı güçlerle de olur. Ama bir de Amerika ciddi ve önemli bir kuvvet. Türkiye'de bir nüfuzu var. Ama Türkiye'nin Amerika cephesine geçtiğini bugün tam söyleyemiyoruz. Öyle bir pratik görmüyoruz, fiiliyat görmüyoruz. Gördüğümüz zaman onu söyleriz. Ama şu anda durum öyle değil. Çünkü öyle görürsek de yanlış siyasetler üretiyoruz. Ve o İncirlik üzerinde tekrar duruyorum. İncirlik, İncirlik diyenlere bakıyorum. Hepsi PKK'nın dostu.
İncirlik diyenler arasında bir tane vatanperver görmüyorum. İncirliği gösterenler bize PKK'yı bırak diyor. PKK'yı bırak İncirli'ye git. Ne yapacağım ben İncirlik'te? Ben şu bugün Türkiye'yi yönetsek Vatan Partisi olarak. Yani oraya ya Amerika ile bir anlaşma yaparak oradan çıkartırsın veya çık dersin. Ama onun koşulları vardır. Bugün Türkiye'yi yönetenler tankları mı gönderecek İncirli'nize? Bugün birinci. Şimdi, yani öncelikleri iyi saptın. Bazı izleyicilerimizden uçak olayıyla ilgili sorular var. Onlara nakledeyim size. Sercan Bey Balıkesir'den. Şu anda kendisi iktidarda olsaydı düşürülen Rus uçağı ve terör... Düşmezdi. Biz Vatan Partisi iktidarda olduğu zaman Rusya ile Türkiye orada ortak harekat yapardı. Uçak falan düşmezdi. Amerika'da pılıtsını pırtısını alır buradan gider. Birçok izleyicimiz de Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde Türkmenleri bombaladığını ve dolayısıyla bir rahatsızlık ifade ediyor. Bu da yanlış. İsimleri vereyim izin verirseniz. Yaşar Çakır İstanbul'dan aramışlar. Rusya'nın Türkmenlere karşı yaptığı saldırılar olmasaydı biz Rus uçağını düşürür müydük diyor. Gene Erdoğan Gök Mersin'den Türkmenlerle ilgili meseleye dikkat çekmiş. Evet, şimdi bakın bunların uydurma olduğu çıktı. Rus uçaklarının öyle Türkmen... Bir kere orayı boşaltmıştı %98. Bizim komutanlarımız, Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin Kor General Komutanımız, diğer komutan arkadaşlarımız yani Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları bu konudaki gerçekleri açıkladılar. Orada Türkmenlerin %98'i terk etmiş zaten. İki, Rusya da bunu açıkladı. Ben dedi Türkmen kitlesine karşı bir operasyon yapmıyorum ama Türkmen veya Türk veya Arap veya Kürt terör örgütlerinin içinde var. Var. PKK'lılarda bizim kendi yurttaşlarımız değil mi? Yani terör örgütlerinin içinde bazı Türkmenler de var. Rusya o terör örgütleriyle mücadele ederken bu Türkmendir ona dokunmayacağım, bu Araptır ona dokunacağım mı diyecek. Hı hı. Yani buradaki Türkmen politikası da tamamen bir aldatmaca. Talafer olayında Türkmenlerin kitlesi Amerika tarafından bombalandı ve ağır kayıplara uğradı. Bir tek Vatan Partisi sahip çıktı. Ondan sonra o sırada Türkmenlere sahip çıkmayanlar şimdi MHP dair. MHP de o zaman Türkmenlere sahip çıkmadı. Şimdi Rus düşmanlığı gerekçesi için birdenbire bir Türkmencilik başladı. Gerçek değil. %98'i orayı terk etmiş. İkincisi Türkmenler bizim tabii kardeşlerimiz ama onlar da terör örgütleri. Suriye Türkmenleriyle bir temasınız var mı? Tabii. Suriye'ye gittiğim zaman Türkmen... Buradakilerle gelenler. Hepsi bizim arkadaşımız. Bakın, muhalefet edip gelenlerle diye soruyorum. Bizim Türkmen Parlamentosu Başkanı, bizim Ümit Bey, bizim Genel Başkan Yardımcısı. Irak Türkmenleri diyor, Suriye Türkmenleri. Suriye Türkmen, hepsi beraber onların. Suriye Türkmenleri, Irak Türkmenleri. Onların bütün örgütleriyle biz yıllardan beri birlikte mitingler yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Ortak şeyler açıkladık, programlar açıkladık. Tabii beraberiz onlarla. Ve biz onları tabii ki düşmana, emperyalistlerin kontrolüne bırakmıyoruz. Hep onları uyardık geçmiş dönemde. Dedik, o Irak Körfez Savaşı'ndan başlayarak bütün Türkmenleri uyardı. Dedik ki yapmayın ya Amerikancılık yapmayın, İsrailcilik yapmayın. Göreceksiniz bunun ağır sonuçlarını biz göreceğiz, yaşayacağız. Ve şimdi hepsi bize geliyor diyor ki Doğu Bey çok haklıydınız, bizi çok iyi uyardınız. Yani siz sonuçta bu... 7-8 Temmuz'da başlayan, siz 24 Temmuz'dan başlatmayı çok seviyorsunuz. Ben 7-8'de işin terör... ne oldu? Temmuz 2015, 2014 pardon. 2015. Siz PKK ile mücadele yönünü alıyorsunuz. Evet. Ben Amerika ile ilişkileri yönünü daha önemli buluyorum. Ama ortada öyle bir Amerika ile dostluğu gösteren işte ben, değil, Amerika ile savaşı gösteren... Bölgeyle pratikten. Mesafemiz daha çok açıldı o günden beri. 7-8 Temmuz'dan beri bölgeyle mesafemiz daha fazla açıldı. Suriye ile zaten ilişkimiz hiç yoktu. İran'la ilişkimiz daha da açıldı. Rusya ile ilişkimiz hasım durumuna geldi. O onların hatası. Karşı tarafın hatası. Yani sen PKK'yı ezdiğin zaman İran'ın da Rusya'nın da Suriye'nin de bunu canı gönülden desteklemesi lazım. Rusya'nın Demirtaş'ı çağırıp görüşmesine ondan sonra yaptığı açıklamalar var. Diyor ki işte Güneydoğu'daki olaylardan endişeliyiz. Sadece siyasi yöntemlerle çözülmeli diye Rus Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması var. Şimdi bunlar siz uçağın... Haberiniz var değil mi? Biz bunları doğru görmüyoruz. Doğru görmediğimizi doğrudan doğruya ısrarla Rusya'daki bütün yöneticileri çatır çatır söyledik.
İran hafta, tarafı geliyor Türkiye'deki hafta, PKK kongresine katılıyor. Bir hafta önce bizim heyetimiz Moskova'daydı ve Putin'in karargahıyla sürekli görüşmeler yaptık. Öyle Lavrov Mavrov falan değil, doğrudan doğruya Putin'in kurmaylarıyla görüşmeler yaptık. Ve bütün bu görüşmelerde işte İsmail Hakkı Pekin, Soner Polat, Beyazıt Karataş, Yunus Soner heyetimiz bunları çatır çatır Rusya heyetine söylediler. Ve onlar da bize şunu belirtti. Biz acıtmak için canını Tayyip Erdoğan yönetimini bunlar yapıyoruz. Yoksa PKK'nın Amerika'nın stratejik piyonu olduğunu biz çok iyi biliyoruz diyorlar. Suriyeliler de bunu söylüyor. Ruslar da bunu söylüyor. Ve bizim hiçbir şekilde stratejik olarak PKK'yı destekleme falan gibi bir tavrımız olmayacak. Hatta şunu söylediler, Türkiye'nin toprak bütünlüğü Rusya'nın toprak bütünlüğüdür. Türkiye parçalanırsa Rusya da parçalanır. Şimdi bu gerçeği, bu stratejik gerçeğe uygun hareket ediyorlar mı şu anda sizce? Biz hem İran tarafı hem Rusya tarafı. Etse zaten biz onlara söylemeyiz ki öyle. İranlara da söylüyoruz. İranlarla görüşmelerimizde de çeşitli görüşmeler yapıyoruz. Onları hem İran'a giden heyetlerimiz hem İran'dan buraya gelen heyetler onlarla görüşmelerde bu tür oyunların çok yanlış olduğunu, stratejik bakmak gerektiğini, Türkiye'nin yerinin Asya olduğunu, Türkiye ile bir alet olan PKK arasında bir mukayese, karşılaştırma yapmanın hiç gerçekçi olmayacağını, bir tarafta Türkiye var, teraziye koyuyorsunuz, bir tarafta alet olarak bile değerini kaybeden PKK var. Siz bu hangisini tercih ediyorsunuz? Bakın bütün bu görüşmelerde biz şu soruyu soruyoruz. Bütün çıplaklığıyla ben giden arkadaşlarıma heyete diyorum ki şu soruyu soracaksınız. Siz Türkiye'yi mi tercih ediyorsunuz? Bölücü terör örgütünü mü? Amerika'nın güdümündeki. Bu soruyu sorarak bu görüşmeleri yürütüyoruz. Onların hepsi de bize biz Türkiye'yi tercih ediyoruz diyor. Ve bunun... Aksini söylemeleri mümkün mü size? Ha? Aksini söylemeleri mümkün mü? Aksini söylemeleri mümkün değil ama biz nesnel stratejik gerçeklere göre hareket ediyoruz. Onların Türkiye'ye mecbur olduğunu biliyoruz. Onun için o PKK'yı kollamaları gibi hareketlerin de bunların taktik yanlışlar olduğunu görüyoruz. Onun yanlış olduğunu söylüyoruz. Bunun ağır bedelini ödersiniz diyoruz. Ne mesela? Ha? Öğrenelim ne? Bedel ne olur onlara? Bedeli şu olur. Türkiye kaybederse Rusya ve Suriye, İran kaybeder. Bakın Türkiye kaybettiği an Suriye, İran ve Rusya parçalanır. Türkiye parçalandığı an Amerika gelip Türkiye'nin tepesine oturduğu zaman bu çatlak İran'ı acayip girer, Azeri olayını ayaklandırır. Yani Amerika Türkiye'ye hakim olursa Azeri şeyi kışkırtır ve İran'ın başına bela olur. Rusya'nın zararı? Rusya zaten bu Türkiye'ye Amerika girdiği zaman tamamen kuşatılmış oluyor. Yani Türkiye'nin dostluğunu kaybeden bir Rusya Amerika karşısında ayakta kalamaz. Bölünür. Ama bunlar olmayacak onu söyleyeyim. Yani Amerika'nın Türkiye'yi ele geçirmesi bunları kuşatma falan şansı yok. Veriler var ortada. Türkiye'nin birinci ve ikinci ticaret ortağı Rusya ve Çin'se Türkiye'nin enerji güvenliğini Rusya, İran, Irak, Azerbaycan sağlıyorsa Amerika bu bölgede kaybetmiştir. Son zamanlarda diplomasi yapıyorsunuz. Çok sık yapıyorsunuz. Ve yani sizin gibi oy oranı düşük bir parti bu kadar etkili konumlarda bulunuyor. Diplomaside etkili olanın ne olduğunu gördünüz siz Türkiye açısından? Ne öne çıkarsa, neyi öne çıkarırsak daha iyi sonuç alabileceğinizi gördünüz. Biz bütün görüştüğümüz devletlerle, ülkelerle onların çıkarları ile Türkiye'nin çıkarları arasındaki beraberlikler üzerinden politika yapıyoruz. Yani siz Rusya'yı, Suriye'yi, İran'ı Türkçülükle ikna edemezsiniz. Nasıl ikna edebilirsiniz? Senin menfaatin burada. İran'a da, Suriye'ye de, Irak'a da, Rusya'ya da, Çin'e de şunu söylüyoruz. Siz Türkiye ile dost olmak zorundasınız. Bu sizin menfaatiniz. Bu diplomasiyi böyle yapıyoruz. Ama siz de buna uygun Türkiye'nin menfaatlerini savurmak durumundasınız. Vatan Partisi'nin üstünlüğü Türkiye'den dünyaya bakması ve Türkiye'nin bağımsızlığını, vahşilik yaşama özlemlerini ve toprak bütünlüğünü savunması. Siz ben Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunacağım diye bakarsanız, Türkmen meselesine de doğru bakarsınız, Çeçen meselesine de doğru bakarsınız, Uygur meselesine de, Azeri meselesine de, İran'a da.
Bakın şimdi mesela efendim Türkmenlere bilmem ne yaptı falan. Bakacağımız yer Türkiye'nin toprak bütünlüğü. Ben Türkiye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacağım. PKK'yı tasfiye edeceğim. Öyleyse ben Suriye ile dost olmak zorundayım. Suriye ile dost olmak zorundaysam o sizin söylediğiniz efendim Türkmenler şu oluyor falan filan filan bu değil. Türkiye'nin toprak bütünlüğü. Anlatabildim. Yani bu Türkiye'nin toprak bütünlüğünü bir ırkçı, Türkçü vesaire bu politikalarla sağlayamazsınız. Ayrıca bütün Orta Asya'yı kaybedersiniz. Bakın Türkiye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak için Rusya ve Çin dostu olmaya mecburuz. Ve Rusya Çin dostu olduğumuz için Orta Asya Türk Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler geliştirebiliriz. Siz Rusya ve Çin düşmanlığı yaparak Türkçülük yapamazsınız. Türk düşmanlığı yaparsınız. Çünkü Orta Asya, Kazakistan, Rusya ile ve Çin ile stratejik ilişkileri var. Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan vesaire. Siz onları Amerika politikalarına alet olup Çin'e ve Rusya'ya düşman yapamazsınız. Buna kalkıştınız mı Türkiye Orta Asya'dan kopar. Onun için Orta Asya ile Rusya ve Çin arasında ve İran arasında bir beraberlik var. Siz bu beraberliğe, beraberlikten yararlanarak Türkiye'nin menfaatlerini geliştirebilirsiniz. O çok önemli. Şimdi mesela işte böyle salt Türkçülük, Mustafa Kemal'i hatırlayalım. Mustafa Kemal ne yaptı? Kafkas Seddi vardı değil mi? İngilizler geldi Rusya ile Türkiye'de Kafkas Seddi. Orada ne vardı? Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan kurmuştu İngiltere. Mustafa Kemal Rusya ile anlaştı. İngiltere'nin kurduğu Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan Türk ve Rus orduları arasında preslendi ve bitirildi. Orada ben Azerbaycancı olacağım demedi. Ben Türkiye'yi kurtaracağım. Mecliste bunu bir büyük müjde olarak duyurdu. Evet. Mustafa Kemal. Türkiye'yi kurtaracağım derseniz Rusya ile işbirliğine mecbursunuz. Ve orada Kafkaslar'da bir İngilizci Azerbaycan'ı da kabul etmezsiniz. Peki bu temaslarda siz yani ben de takip ediyorum az çok. Hem Şam'la hem Tahran'la hem de Moskova ile yakından ilişkileriniz evet. Sürüyor. Şimdi onlar yakın tehlike ya da yakın çıkarlar açısından baktıklarında sizin ifadenizle söylüyorum. Türkiye'nin biraz canını acıtmak istiyoruz. Ya Tayyip Erdoğan'ın canını acıtmak. Erdoğan'ın canını acıtmak istiyorlar kendilerine göre. Ben onu da doğru bulmuyorum. Onlara buradan Türk milletine ben de tartışıyorum doğruları anlatıyorum. Bunlardan bazılarıyla ben de tartışıyorum da ben de diyorum sizin canınız acır. Eğer böyle yaparsanız. O zaten acıyor işte. Şimdi şöyle diyorlar mesela. Şimdi Rus uçağı düştü. Bizim canımız acıdı. Bir de onların canı acısın diyor. Ben bunu tasvip ettiğim için söylemiyorum. Ama burada bu işi nasıl tamir edeceğiz, kurtaracağız? Vatan Partisi'nin tavrı bu. Bunu tamir etmek için deme bir kere biz bu işte kabahati Rusya'nın üzerine atarak durumu kurtaramayız. Peki. Sonuç itibariyle Rusya kabahati dediğin zaman senin Gazipaşa'da ürettiğin salatalık veya Antalya'daki turizmcin veya otelcin veya Ege'deki üreticin veya inşaatçını kurtaramıyorsun. Biz onları kurtarmaya bakıyoruz. Ve Türkiye ekonomisini savunmaya çalışıyoruz. Tamam. Şam'a oldukça üst düzey heyetiniz gitti. İşte konuşuyoruz. Bizzat ben gittim. Hayır siz gittiniz. Sizden sonra da bir daha gitti. Üç tane genel başkan yardımcısı. Günün mana ve ehemmiyetine uygun bir heyet oluşturup götürdünüz, gönderdiniz. Şam'la da Rusya ile de temaslar yaptınız. Devletle konuştunuz. Döndünüz. Türkiye Devleti'nin herhangi bir kurumu. Gelin arkadaş ne söyledi, ne oldu? Ne diyorsunuz? Oldu mu? Şimdi biz Türkiye'nin devlet kurumlarıyla bu seyahatlerden sonra bilgilendiriyoruz. Mesela şimdi Sayın İsmail Hakkı Pekin, Kor General, Genel Başkan Yardımcımız Dışişleri Bakanlığı'yla ondan sonra genel kurmayla bu konuları konuşmak için randevu talep etti ve gidecek konuşacak ve anlatacak. Yani burada size ne söylüyorsak, hani gizli bir takım bilgiler falan değil, gizli bir bilgi yok. Biz bütün bu görüşmelerde ne oluyorsa milletimize açıklıyoruz. Bu açıkladığımız bilgileri orada anlatacak Türkiye'nin menfaatleri açısından. Diyeceğiz ki ya... Randevuya cevap geldi mi, affedersiniz? Gelir yani, buralarda görüşüyoruz tabii. Sizin peki şeye gidiş dönüşünüzde, sizin heyetin temaslarıyla ilgili böyle bir bağlantı yani oldu bu mu? Bu görüşmelerden sonra görüşmeler yapıyoruz tabii. Yani bunu, çünkü biz ne yapmaya çalışıyoruz?
tamir etmeyi. Ha, şunu anlamak tamir için tamir etmek için hem Rusya'yı etkilememiz lazım, hem Suriye'yi etkilememiz lazım, hem de Türkiye'yi yönetenleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni etkilememiz lazım. Onun için bu tür diyaloglar... Sizin açınızdan son derece doğru. Evet. Eğer mesela hükümet, AKP hükümeti bunun altında kendisi kalacağını algılayabilmişse... çağırıp sizlerle görüşmesi lazımdı bugüne kadar. Ya çağırmaya lüzum yok biz. Çağrılacak bir parti değiliz biz. Yani çağrılacak. Davet edip diye pardon. Aynı şey. Davet edici. Yani biz tabii davet ederlerse de görevimizi yaparız ama o daveti beklemeden biz bu konuda görüşlerimizi anlatmak için ve bir anlamda bir devlet aklı kurulmasına sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Burada biz efendim gururmuş, kibirmiş vesaire falan hiç umurumuzda böyle şeyler yok bizde. Biz Türkiye'nin önümüzdeki dönem hükümetinin politikalarını adım adım inşa ediyoruz ve inşa ederken de bunu bugünkü yöneticilere bir öğüt olarak ve doğru bir çizgi olarak anlatmaya gayret ediyoruz. Peki. Hükümetle 13 yıldır mücadele ediyorsunuz. Tanıdığınız bir ekip. Evet. Huyunu suyunu biliyorsunuz. Yakın vadede bu krizden bir çıkış yolu bulabileceklerini... Bu krizden çıkış yolu bulabileceklerini düşünüyorum. Kör düğümler içinde bu hükümet yıkılacak. Bakın bu hükümet devam edemez. Bunun kör düğümleri var. Birinci kör düğümle borçlanma ekonomisi. Borçlanma ekonomisinden bunların kurtulma şansı yok. Bir. İki, vatanın bütünlüğü konusunda tutarlı siyasetlere sahip değiller. Yani 24 Temmuz olumlu bir başlangıç ama 24 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatının kesin zafere ulaşması için Rusya, Suriye, İran dostluğu şart, Irak dostluğu şart. Bunları yapamadığınız zaman yarım kalır başarılı. Bunlardan dönüş umudu görüyor musunuz? Yıkılacak. Hayır. Dönmezse yıkılacak. Dönüş umudu biz yani üzerlerini kimsenin çizmiyoruz. Yani dönüş umudu görüyoruz, görmüyoruz. Bunun önemi yok. Ama şunu görüyoruz. Bunlar bu politikalarla tamam. Türkiye'nin başında kalamaz. Cumhuriyetle hesaplaşma siyasetleri ve yeni anayasa nedeniyle de yıkılacak. Şimdi bakın ne oldu? Açmaza düştüler. Hem AKP hem CHP özellik diyordu. Şimdi iki gün önce PKK Diyarbakır'da toplantı yaptı 26-27 Aralık tarihlerinde ve Kürdistan özellik manifestosunu ilan etti. Ne oldu şimdi? AKP ile CHP nasıl özellikliği savunacaklar? Özellik siyasetinin hangi kılıfın içine sokarsanız sokun, Avrupa özellik şartı deyin, başka deyin, ne derseniz deyin. Ama artık PKK ile beraber özellikte özellik diyemeyecek dediği zaman yıkılacak. Anayasa. Türk milletini anayasadan çıkartalım diyor AKP ve CHP. Bunlar silinecek. Türk milletine savaş ilanıdır bu. Ve iki tarafta ilk dört madde kalacak dediler. Yani CHP'de, AKP'de. Şimdi ama böyle demiyorlardı iki güne. Bu Vatan Partisi'nin zaferi. Bakın dört partide sıkı duran bir parti vardı. Vatan Partisi. Bir de MHP. MHP de dört maddeyi savunuyordu. Şimdi ama ne oldu? Demek ki onların o dört maddeyi değiştireceğiz siyaseti hayalmiş. Türk milletine dört maddeyi kimse kabul ettiremez değiştirmeyi. Şimdi HDP'nin kapatılmasını istediniz. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını istediniz. Bunlar çözer mi sorunu? Bakın tek başına bunlar çözmez. Ama bunlarsız olmaz. Yani HDP'yi kapattığınız zaman... PKK meselesi çözülmez veya dokunulmazlıkları kaldırılır ama devletin yaptırım gücünü kararlı olarak uygularken canlı bombanın meclise girmesini kabul edemezsiniz. Efendim hendek kazıyor, hendeği gömüyorsun. Meclise hendek kazmasını kabul edemezsiniz. Adamlar. AKP ne yapacak bu konuda? Yeterli çoğunluğu onu var. Onu ben şimdi ne yapacağını burada söylemeyeyim ben. O benim bu konuda tahminde bulunmam yersiz. Vatan Partisi ne yapıyor? O önemli. Vatan Partisi teröre karşı mücadele konusunda işte burada 14 maddelik bir program ilan etti. Dedi ki bunlar özellik ilan ediyor dedik. Bir de bunlar özellik bir fikir açıklaması değil. Diyor ki bizim diyor silahlı gücümüz var diyor. Güvenlik bilmem neyimiz var diyor. Bu güvenlikten silahtan vazgeçmeyiz diyor. Baştan beri böyle söylüyorlar. Şimdi baştan beri böyle söylüyorlardı ama meclisin içine göbeğine girdiler. Efendim belediyeleri ele geçirdiler. Efendim belediyelerin
şeyiyle, makinalarıyla, hendek kazıyor belediyelerin makinalarıyla, itfaiye araçlarıyla, şunda bunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve polise karşı savaşıyor. Sen o belediye başkanlığını orada tutabilir misin? Veya açıkça gelmiş canlı bomba meclise girmiş, girsin canlı bomba meclise, bunu kabul edebilir misiniz? Bu bir düşünce açıklama değil. Eğer düşünce açıklama olsa açıklasın, zararı yok falan. Açıklayanlar var zaten. Açıklayan var ama bunlar bu Kürdistan'a özellikle, özellikle Kürdistan programının bir silahlı gücünü de ayakta tutmakta kararlı olduklarını söylüyor. Ve Kandil'le bir silahlı güçle beraber, bir ülkede iki silahlı güç olmaz. Öbür silahlı güç, Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki silahlı güç kesinlikle tasfiye edilecek. Ediliyor zaten, beli kırılıyor. Onun için burada efendim işte özgürlük olsun. Neye özgürlük olsun? Silaha özgürlük yok. Bakın silaha kardeş kanı dökmeye, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne silah sıkmaya, Mehmetçiği öldürmeye, hendek kazmaya, efendim yol kesmeye, haraç toplamaya, bunlara özgürlük yok. Bunlara özgürlük tanıyan bölücü terörün hakkından gelemez. Onun için bizim ilan ettiğimiz bu 14 maddelik program yalnız başına, tek başına bir program değil. Devletin yaptırım gücünün kullanılmasıyla birlikte değerlendirildiği zaman etkili program. Yani şöyle koyuyor bazıları, efendim kapatırsın bir daha kurar. Tek başına kapatma diye bir tedbirim varsa bu başarılı olmaz. Ama topyekün, topyekün mücadele, devletin bütün kuvvetlerini harekete geçirerek, imkanlarını, milleti harekete geçirerek ve devletin yaptırım gücünü kullanarak, aynı zamanda Kürt yurttaşlarımızı yanımıza alarak, onları kazanarak bir mücadele ve bölge ülkeleriyle işbirliği yaparak bir mücadele, bunlarla beraber aldığın zaman bölücü terör örgütüne mecliste varlık kabul etmiyoruz. Suç işleyenler kesinlikle dokunulmazlıkları kaldırılır ve bölücü terör örgütü yasal kesveler altına girerek faaliyette bulunamaz. Bulunursa tepesi hakkından gelemezsin. Yani sen Cizre'de, hendeklerde mücadele edeceksin ama Ankara'da meclisin içindeki hendeği şey yapacaksın, bırakacaksın, hendek kalsın. Bu şekilde olmaz. Yani altını çizmek bakımından söylüyorum. Siz, biz özellik istiyoruz dedikleri için değil, silahlı olarak bunu meydan okuyarak yaptıkları tabii, için. Bir de yalnız tabii zaten şu anda silahı kullanıyor. Yani o silah kullanan örgütün bir parçası olarak özellik ilanında bulundu. Yani burada en büyük yanlış Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanlışı. AKP de bu yanlışın içindeydi. Yani bir HDP var, bir PKK var. Bir silahlı PKK var, HDP ondan ayrı bir şey. Ya böyle bir saçmalık yok. Kendisi diyor HDP'nin, ben ondan ayrı değilim, onun bir parçasıyım diyor. Yani o da bir silah. Yani mayın neyse, efendim tüfek neyse, HDP'de o. HDP'de bir silah, o da bir canlı bomba. Meclisin içine sokulan bir canlı bomba. Onun sizin için, dışında bunu öneren oldu mu? Bu 14 maddeye benzer. Şu anda yok. Çünkü onların böyle bir şey yok. Bakış açısı, ufku, Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir programları, birikimleri, tecrübeleri bunlar yok. Olmayacak. Biz ona bakmıyoruz. Şimdi göreceksiniz eninde sonunda Türkiye HDP'yi yasaklayacak. Ve silahlı gücü bitirildiği için de o etkili olacak. Beli kırılıyor PKK'nın. Bu çok önemli bir gelişme. Yani Türkiye'nin yakın tarihinde 2003'te 2004'te kalmamıştı PKK. Bakın bu hale geldi. Şimdi yeniden o 2003-2004'ten daha başarılı sonuçlara Türk Silahlı Kuvvetleri gidiyor. Peki Tayyip Erdoğan anayasa konusunu gündeme getirdi. Davutoğlu görüşmelere başladı. Anayasa konusunda ısrarlı olacaklar mı sizce, değişiklik konusunda? Yoksa bir görüntüyü mü kurtarmaya çalışıyorlar? Vallahi şimdi büyük bir çıkmazdalar. Bunun için de bu hükümet yıkılacak. Yani şimdi bir yandan bir vatanı bütünleştirmek için silahlı kuvvetlerin, polisin ve köy korucuların yürüttüğü, canla başla yürüttüğü bir mücadele var. Sen bir yandan da o mücadeleyi arkadan vuran bir anayasa değişikliği yapamazsın. Şimdi anayasa değişikliğinde bizi ilgilendiren maddeler nedir? Birincisi Türk milletini... İlk dört maddeyi koruyacağız falan diyor ama ne yapıyor? Türk vatandaşlık tanımında Türk milletini kaldırıyor. O zaten ilk dört maddeyi oradan berhava etmiş oluyorsun. Yani ilk dört maddeyi olduğun gibi koruyarak başka maddeler üzerinden altına tünel oyuyorsun.
Onun için bu anayasa değişikliği AKP açısından bir yıkılış nedeni. Yani milleti karşısına alıyor. Yapmayabilir de mi? Ya da bu girişimi sürdürmeyebilir de mi diyorsunuz? Şimdi ben nasıl becerecekler bunu onu şaşırıyorum. Çünkü bu kadar Türk milleti bilmem ne dört... Şimdi ne oldu? Vatan Partisi kazandı. Dört maddeye dokunamıyorlar. Ama dört maddenin altına tünel oyup oradan girip bilmem dinamit yerleştiriyor. Şimdi bu tutarsızlığı bu millet görür. İkincisi düne kadar özellik diyorlardı. Şimdi ne oldu? Hadi bakalım. PKK özerkliği ilan etti. Şimdi özerklik diyebiliyor mu AKP? Cumhuriyet Halk Partisi özerklik lafını ağzına alabiliyor mu? Alırsa millet diyecek ki ya siz ne yapıyorsunuz? Zaten yerel yönetimleri kuvvetlendirmek olarak ifade ediyorlardı bunu. Ya özerklik lafını kullanıyorlar ama içini izah ederken milletin tepkisini yatıştırmak amacıyla efendim ya biz işte Kürdistan'a özerklik amacı değil, biz Muğla'ya da özerklik vereceğiz. Ama siz Muğla'ya özerklik verirken siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Güneydoğu bölgesinde ayrı bir otorite oluşturacak koşulları yaratıyorsunuz. Bir de tabii ikiz yasalar var. Birleşmiş Milletler'in evet. Meşhur ikiz yasaları. O geçti meclisten, her şeyle yayınlandı. O 2003 yılı 4 Haziran'da tarafından Tayyip Erdoğan yönetimi ve maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'de olumlu oy verdi. Bir CHP milletvekili yalnız karşı çıktı. Bir milletvekili. Bütün CHP milletvekilleri olumlu oy verdi ikiz yasalara. Şimdi o ikiz yasalara bakıyorsunuz. Orada ne var? Türkiye'deki etnik grup, efendim dinsel toplulukların kendi kaderlerinin tayin hakkı var. Kendi bulundukları bölgelerde ekonomik kaynakları kendilerinin özgürce kullanma var. Yani diyelim Batman'dan çıkan petrolü Batman kullanacak. Türkiye'nin olmayacak gibi. O zaman o bir... Şöyle değerlendirmeler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Tayyip Erdoğan öyle kapsamlı büyük bir anayasa değişikliği yapmayacak, olmayacağını da gösterecek millete. Fakat onun derdi başkanlık. O hiç olmaz. Bitireyim. Türk milleti de şu anda umursamıyor. Onun birinci meselesi şu anda terörle mücadeleden sağladığını düşündüğü primi de dikkate alarak referandumlu ya da referandumsuz başkanlığı kotarmak. Ondan sonrası... Ben başkanlığın orada daha çok bir yem olarak kullanıldığı kanısındayım. Yani tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi orada çok ciddi bir hata yapıyor. Yığınağı başkanlıkta kuruyor. Çünkü kendisi özellik ve Türk milletini kaldırmada AKP ile beraber. Ama AKP bu süreçte şunu yapacak. Tamam diyecek. Başkanlık konusunda ben sizin önerilerinizi kabul ediyorum. Bunu geri çekiyorum. Hadi bakalım özellik ve Türk milletini şu anda ihtiyacı yok. Yani ihtiyacı demeyeyim de AKP bunu yapacak durumda değil şu anda. Bence yeni anayasa girişimi bozguna uğramıştır. Bunu sonuna kadar götüremeyecekler. Ama burada ciddi olan saldırı başkanlık sistemi üzerinden değil, Türk milletini kaldırmak ve özellik üzerinden geliyor Türkiye'ye. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu işine geliyor. O başkanlık konusunda muhalefet yaparak, öbürlerinde de AKP ile beraberler. Halbuki yığınağı Türk milletini anayasada kalmasını sağlamak. İki, özerkliği kesinlikle anayasaya koymamak. Yığınağı buralara yapmak lazım. Buralarda püskürttüğümüz zaman bu saldırıyı, başkanlık zaten geçerli değil. Türkiye'nin bir parlamenter rejimi var ve diyelim 1876'lardan beri oluşan tecrübelerle bir anayasal sistemi var. Bu başkanlık Türkiye'ye gitmez. Olmaz yani. AKP mahfillerinde konuşulan biraz farklı. O da şu. Tayyip Erdoğan için acil mesele şu anda başkanlık. Bu terörle mücadele eden, biraz önce ifade etmeye çalıştım, sağladığı bir prim var. Bunun neticesini almak istiyor. Ve bir de özellikle Türk milletini anayasadan çıkarmak gibi bir şeylere gittiği zaman referandumdan geri döneceğini bunun, tepki çekeceğini biliyor. Dolayısıyla hiçbir seçim öncesinde, referandum ihtimali öncesinde Tayyip Erdoğan bunu yapmayacak. Önce başkanlığa yüklenecek derler bilginize. Olabilir. Ben bunun altına elimi koymuyorum ama... O Türk milleti de o başkanlığı reddedecek. O zaman daha feci dayak yiyecek. Yani o başkanlık iddiasında olan Tayyip Erdoğan bir referandumda Türk milletinden dayak yiyecek. Başkanlığı Türk milleti kabul etmeyecek. Eminsiniz. Eminim. Yani çünkü Türkiye'nin yapısı var, birikimleri var, şeyleri var, bir geleneği var. O geleneğe meydan okuyamazsınız. Yani 1876'dan beri oluşmuş bir gelenek var. O geleneği bir başkanlık sistemiyle ortadan kaldıramazsınız.
O şey bir girişim, hayalperest bir girişim. Türkiye'de başkanlık olmaz. Başkanlık sistemi olmaz. Ha, o bir mafya girişim, onu söyleyeyim. Başkanlık sistemi nedir? Yasama organını, meclisi etkisiz hale getirmek. Bir mafya liderinin etrafındaki gücün hem yasama organına, hem yürütme organına, hem de yargı organına hükmettiği bir sistem. Türkiye bunu kaldırmaz. Kaldırırsa zaten darbeleri kaldırır. Ama şu anda bir AKP içinde buna itiraz edecek, etmeleri gereken çok kuvvet olmasına rağmen edecek durumda gözükmüyor. Vallahi, MHP'den buna destek verecek epey insan var. HDP'den var. Yani hatta ben bilmiyorum, tuhaf bir şey gelebilir belki. Hatta tasdik edersiniz. CHP'den buna destek verecekler çıkabilir. Bilmiyorum. Bu hesapların hepsi yanlış. Bu başkanlık sistemini hiç kimse parlamentodaki parmak hesabıyla getiremez. Ve yani, muhalefet partilerimizin durumuna bakınca meclistekilere çok umutlu konuşamıyorum. Hep beraber gidecekler. Hep beraber gidecekler. Sistem gidiyor. Yani başkanlık sistemini getireyim derken zaten ekonomileri bozuk. Ekonomiden dolayı yıkılacak bunlar. Bir de dış politikaları Türkiye'yi çembere aldılar. Yani düşman çemberi içine soktular AKP. Zaten buralarda büyük bir çıkmazın içindeler. Bir de bu anayasadan Türkiye'ye saldırdıkları zaman paldır küldür giderler. Paldır küldür yıkılır giderler. Öyle 4 yıl 5 yıla kalmaz bu. Paldır küldür giderler. Onun için borç batağında olan bir ekonomiyle ondan sonra bilmem başkanlık sistemi. Bu tabii Tayyip Erdoğan gibi stratejik bakış açısı olmayan, hep başka güçler tarafından yönetilmiş insanlar falan bu tür maceralara kalkışabilir. Bir senaryo daha var yine AKP kulislerinde konuşuyorlar. Ama bu bir maceradır ve bozguna uğrayacak. Bir senaryo daha var, onu da nakledeyim. Bunun da altına elimi koymuyorum. Evet. Tayyip Erdoğan aslında anayasa meselesini geriye atacak. Şu anda kamuoyunda desteğinin arttığını düşünüyor. Türkiye'yi tekrar erken seçime götürecek. Ve HDP'yi tasfiye edecek. HDP'yi çok zayıflattığını düşünüyor. HDP'siz bir mecliste çok rahat bir şekilde 367'nin üzerinde bir sayıya sandalyeye ulaşacak mecliste ve anayasada istediğini rahat bir şekilde yapacak. Projesi budur diyorlar. Şimdi bu projede ekonomide duvarlara dayanmış durumda. Yani bu nedir? Bugün tarih ne? 1 Ocak mı? 1 Ocak 2016'ya göre oluşturulan stratejiler bu. Ama Türkiye'nin ekonomisi 250 milyar dolar acil sıcak paraya ihtiyacı var. 250 milyar doları nereden bulacak? Bulamadığı zaman ithalatta daralmalar, sanayi üretiminde daralmalar, işten atmalar, fabrika kapatmaları, doların fiyatının yükselmesi vesaire. Bunun toplumda yaratacağı şeyler, itirazlar, isyanlar, huzursuzluklar, bir yandan vatan bütünlüğü için mücadelenin gerekleri falan, bunları topladığımız zaman o tür hesapların tutmayacağını görürüz. Yani, esas engel olarak ekonomiyi mi görüyorsunuz? Esas engel. Yani bunların önünde çok büyük bir ekonomik sorun var. Yani borçlanma ekonomisi bugün çıkmazdadır. Bunun devam etme. Tabii şöyle konjonktürel diyorlar. Yani bu dalgalanmalarda bazı şans güldü onlara. Yani nedir? Dolar fiyatları, petrol fiyatları düştü vesaire. O biraz onlara faydalı gibi oldu. Ama o aynı zamanda Türkiye'nin alıcılarının alım gücünü düşürdü. Yani petrol satan bir Rusya bizim en büyük ticaret ortağımızdı. Ama ondan zaten her şeyi berhava ettiler. Sonuç itibariyle böyle bir petrol fiyatları düşmesinden gelen bir şans gibi gözükse de sonuç itibariyle yine o borç yığına duruyor. 3-4 yıllık bir süreden söz etmiyorum. 3-5 aylık bir projelerinin bu olduğunu söylüyorum. Ama bence bu 3-5 ay içerisinde Türkiye bunları bir kuvvetle yaşayacak. Denesin bakalım. Yani Türkiye'nin de buna vereceği, bizim Vatan Partisi'nde vereceğimiz cevaplar var. Hesaplarınızda bu da var mı bu ihtimal? Tabii. Bunların hepsi var. Var. Ama ben bunların bu tür şeylerle, ayak oyunlarıyla tarihe kimse hükmedemiyor. Bakın, tarihi süreçler böyle ayak oyunlarıyla değiştirilemiyor. AKP'nin kafası bir küçük oyunlarla, ama bunlar da çok mahirlerle. Ama süreç onlardan yanaydı. Neydi? Türkiye borçlandı. Borçlandığı zaman muazzam bir kaynak geliyor. O kaynaklar dalga dalga toplumda çeşitli kesimlere yayılıyor. Bunun yarattığı bir şey var.
ne de olsa duruma rıza gösterme ortamı var falan. Bu şekilde 13 yıl geldi. Ama şimdi duvara dayandı. Yani çünkü sonuç itibariyle o aldığınız borçlar şimdi Türkiye'nin önüne yığıldı. Şimdi Tayyip Erdoğan bu uçak krizinden sonra da 4 ülkeye üst düzey ziyaret gerçekleştirdi. Üçüne kendisi gitti, birine Davutoğlu'nu gönderdi. Azerbaycan'a Davutoğlu gitti. Tayyip Erdoğan ise Türkmenistan'a gitti, Katar'a gitti, Suudi Arabistan'a gitti. Bu 4 ziyaretin iki yönü var. Hem enerji güvenliği meselesi hem de para. Katar'la Suudi Arabistan Türkiye'yi kurtarmaz. Kurtaramaz. Bakın bu onların aczini gösteriyor. Zavallı duruma düşmüşlerdir. Yani Türkiye gibi büyük imparatorluk geleneği olan ve aynı zamanda Atatürk devrimini yapmış bir ülkede, Ankara'da hükümet koltuklarında oturan adamlar kurtarıcı olarak Katar ve Suudi Arabistan'ı görüyorsa vay onların haline. Veil onların para haline. Onlarda mı? Efendim? Para onlarda. Ne kadar para olursa olsun kendilerini kurtaramıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı mı kurtaracaklar? Yani Suudi Arabistan, Katar kendilerini acaba kurtarabilecek mi? Yani, sıkıştıkları doğru ama yani... Bir de bakın şimdi para onlarda, bu da çok yanlış. Hiçbir ülke kimseye, haybeye... Doğru. Yani şimdi Suudi Arabistan kalkıp da Türkiye'ye Tayyip Erdoğan'ı... Kurtarmak Erdoğan'ın için kullanılmasına çok ne kadar muhtaç olursa olsun Türkiye'nin önünde 251 milyar dolar acil sıcak para var. Şimdi Suudi Arabistan bu 250 milyar doların acaba 40-50 milyar dolarını Tayyip Erdoğan'ı veya Türkiye'yi kurtarmak için verir mi? Yani o büyük paralar bunlar. Yani biz zannediyoruz ki bir sadaka falan filan, hani bir ailede birisi zor duruma düştü mü dayısı, amcası, halası ona yardım ediyor, kurtarıyor falan. Böyle ufak şeyler değil ki bunlar. Katar ve Suudi Arabistan Türkiye'yi kurtaramaz. Karşılıklı menfaatler var. Türkiye onları ne sağlayacak? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Katar ve Suudi Arabistan'ın bekçisi mi yapacak? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Sünni bir ordu haline mi getirecek? Türk Silahlı Kuvvetleri Sünni ordu, bilmem Alevi ordu olmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri laiktir. Onu siz herhangi bir mezhebin ordusu haline getiremezsiniz. Onun için ordusu olmayan da ne Suudi Arabistan'ın derdine çare olur ne de Katar. Şimdi şeyde bu Riyad toplantısında bir karar alınmıştı biliyorsunuz. Tırnak içinde söylüyorum, bir İslam ordusu kurulması konusunda. Türkiye askeri şeyine katılmayacak diye, bölümüne katılmayacak diye bir açıklama yapıldı Dışişleri Bakanlığı'ndan önce. Fakat Tayyip Erdoğan'ın son ziyaretinden sonra askeri kanatta da yer alacak diye bir teyitleşme oldu. Yani oralarda gider, orada oturur, toplantılara katılır. Yani şimdi bakın devletler böyle şeylerde durumu idare ediyor. Gider toplantıya katılır. Ha, Türkiye'de burada toplantıya geldi der falan. Ama şunu söylüyorum. Hiçbir güç Türk ordusunu, İslam ordusu bilmem ne yapamaz. Bunu yapabilecek bir güç yok. Hiçbir güç. Ne Genelkurmay Başkanı, ne şu, ne bu efendim, ne Atatürk mezarından kalksa Türk ordusunu, İslam ordusu yapamaz. Yani yapılacak, yapılamayacak şeyler var. Onun için bunlar hep kağıt üzerinde laflar ve propaganda da ancak kullanılabilir ama değeri yok. Pratikte değeri yok. Türk ordusunu hiç kimse Sünni ordu, İslam ordusu falan yapamaz. Öyle bir gücü yok kimsenin. Açıklama yapıldı, onun için söylüyorum. Şurada olur. Bakın bir yere toplantıya katılır, askeri kanadına girer, orada müzakereye katılır. O ayrı bir şey. Herkes her yerde olmaya çalışıyor. Rusya diyor ki ben de NATO'ya gireyim diyor. Şimdi bakın NATO Rusya'yı kuşatıyor. Rusya diyor ki ya beni de NATO'ya alın. Değil mi? Yani orada efendim Türk ordusunun bir şeyi, generali de orada oturur. Masanın etrafında falan. Ama Türk ordusunu hiç kimse Sünni ordusu, İslam ordusu, Alevi ordusu vesaire yapamaz. Katar'da üs kuruyoruz biliyorsunuz. Olur yani. 3000 kişilik bir üs kuruyoruz. Olabilir. Küçük bir kuvvet değil. Ne yapacak o üs? Bilmiyorum. Tabii. Siz bileceksiniz onu, ben bilmiyorum. Hayır yani ben bunları çok önemli görmüyorum. Yani Katar'da Türk ordusunu kurduğu üssün Türkiye'nin öndeki süreçleri belirleyecek bir değeri olduğunu görmüyorum. Ben burada değerli olan bir şey var. Türk ordusu bugün PKK'nın tepesine binmiş ve onu eziyor. Pratik o. Katar'daki üsten bir savaş yapılırsa o zaman bir değeri ve anlamı olur. Yani Katar'daki üsten hangi savaş yapılacak? Şimdi bakınız ben bunları soruyorum. Hepsi, hani ben de soruyorum. Hepsini hani bu sorunun cevabını inanarak sormuyorum. Hayır, ben size sormuyorum. Ben seyircilerimize soruyorum ve bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani Katar'a 3000 kişi gitti. Şimdi İncirli'ye benziyor bu. Yani
Katar'a giden 3 onu çok önemli olmadığını, bugün tek önemli şeyin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı yürüttüğü mücadele olduğunu söylüyorum. Türkiye'nin kaderini bu mücadele belirliyor. Yani öbürleri tabii biz muhalefet ediyoruz, karşı koyuyoruz ama bunların hep ağırlıklarını iyi belirlemek lazım. Tabii biz de bunlara karşıyız, ayrı mesele. Ama bunun ağırlığını abartırsak... Peki, gene bir ara verelim isterseniz. Hay hay. 3. bölümde devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, kısa bir aramız var gene. 3. bölümde Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Perinçek'le konuşmamıza devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, tekrar merhaba. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'le sohbetimizi sürdürüyoruz. Bir soruyla bu bölüme başlayalım. İlginç bir şey söylediniz. Onunla ilgili zaten sorun vardı ama sizin aktardığınız bir bilgi üzerinden gidelim. Ruslar size demiş ki Amerika Tayyip Erdoğan'ı aslında düşürmek istiyor. Bizim elimizde yapmak istiyor bunu, kendisi değil diye. Yani şu en son ben onu... Yanlış mı anladım? Böyle... Evet, doğru. Yani onlar böyle söylüyor. Gerçek mi bence? Gerçekçi mi bu tespit? Şimdi bugün Türkiye şeyin üzerine yürüdüğü için PKK'nın, Amerika bir süreden beri, mesela o 17 Aralık'ta da gözüktü o, Tayyip Erdoğan hükümetinden memnun değil. Yani onunla Türkiye'yi denetim altına götüremeyeceğini tespit etti. Yani biraz da o Tayyip Erdoğan'ın elverişli olmaktan çıkışı. Yani hem zayıflaması hem de bir de Türkiye'nin dinamikleri Tayyip Erdoğan'ı bir hizaya getirdi. Yani şimdi BOP eş başkanının PKK'ya karşı mücadele etmemesi lazım. BOP eş başkanına yakışan neydi? Açılımdı. Şimdi o açılım politikası Amerika'nın politikasıydı. Memnunlardı. Ama açılımdan vazgeçip PKK'nın tepesine binince Türkiye, Tayyip Erdoğan Amerika'nın verdiği görevin dışına çıkmaya başladı. Böyle bir durum var. Zaten bunu herkes görüyor. CHP de bunu görüyor. Ben sanki PKK ile Erdoğan'la Amerika arasında bir geçici olduğunu düşündüğüm, ama onlar tabii geçici demezler, bir ateşkes yapıldığını düşünüyorum nedense. Amerika için bu son süreçte. Şimdi şöyle, Tayyip Erdoğan kendi durumunu kuvvetlendirince, şimdi Amerika'nın hesap edemediği bir şey oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aklı maalesef kısa. O, ona önerdik, dedik ki gelin biz PKK'ya, teröre karşı mücadelenin başına geçelim, merkezine geçelim. Politikalarımızda, programlarımızda ve iktidar olalım. Cumhuriyet Halk Partisi bunu reddetti. Dedi ki o zaman biz fay hatlarını çatlatırız, toplumda çatışmalar yaratırız dedi ve zaten PKK'nın şimdi elinden tutuyor, görüyorsunuz. Yani PKK'yla el birliği yapıyor. Tayyip Erdoğanlar ise şunu gördü. Açılım programında devam ederlerse iktidar da gidecek. Yani Türk milleti kabul etmiyor. PKK'yla işbirliğini, dostluğunu kabul etmiyor. O oradan koptu. Şu veya bu sebeple, başka sebepler de var. Oraya gitti. Cumhuriyet Halk Partisi oturdu. PKK'nın yandaşı oldu. Onu kollayan kuvvet haline geldi. Şimdi buradan kuvvet topladı Tayyip Erdoğan ve aynı zamanda Amerika'da ona yan bakmaya başladı. Yani böyle o Amerika'nın piyonuna, kara gücüne karşı bir mücadele var. Türk Silahlı Kuvvetleri yürütüyor. Tayyip Erdoğan da bundan hoşnut veya burada kararlı bir tavır gösteriyor. Bunu görmemiz lazım. Şimdi bizim solda bazı şeyler var. İlle Tayyip Erdoğan, hatta geçen gün bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili işte Tayyip Erdoğan'la PKK'nın bugün beraber olduğunu söylüyor. Geçmişte beraberlerdi. Açılım zaten bir PKK-AKP ortaklığıydı. Hatta hükümet ortaklığına kadar geldi bu. Ama şimdi görmemiz lazım. 24 Temmuz'dan bu yana AKP ile PKK arasında bir şey, müsaademe veyahut da cephe cepheye gelme durumu oluşmuştur. Bunu görmemiz lazım. Bu bir gerçek ve iyi bir şey bu. Türkiye için çok yararlı. Ben mesela 1 Kasım seçimlerinden evvel Amerika, Türkiye'deki Amerikancıların Amerikan politikalarını aşağı yukarı birebir takip eden çevrelerin 7 Haziran öncesinde yaptıkları gibi PKK'ya çalışmadıklarını, aynı şiddette ve anti AKP politika yürütmediklerini gördüm. Şimdi
bir Amerika, dozunu düşürmüşlerdi. Şimdi bakın de. Şunu görmemiz lazım. Tayyip Erdoğan durumunu kuvvetlendirince... Seçimden önce diyorum. Tamam. Tayyip Erdoğan seçimden önce durumunu kuvvetlendirdi. Yani 7 Haziran'dan sonrayı söylüyorsunuz. 1 Kasım'dan önce Tayyip Erdoğan durumunu kuvvetlendirdi. Tayyip Erdoğan durumunu kuvvetlendirince Amerika'nın bir seçeneği yok, alternatifi yok. Onun yerine koyabileceği bir şey yok. Onun için Tayyip Erdoğan'la cepheden mücadele edemiyor. Siz bunu tespit ediyorsunuz. Ama bunun adını iyi koymamız lazım. Yani bu bir Amerika ile bilmem ne anlaşmadan çok Amerika onun bertaraf edilebileceği bir durumu öngöremiyor. Bugün Amerika açısından darbe yapmak dışında Tayyip Erdoğan'a karşı yapabileceği bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nden iktidar olmaz. Tam da ben onu soracaktım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir şekilde iktidar olmaz. Yani bakın PKK'yı kollayan bir güç Türkiye'de iktidar olamaz. Tamam. Geçmişte oldu. Bunların hiçbirine itiraz etmiyor. Olamaz. Ha, ikincisi hiçbir konuda bir çözüm yok. Yani ne ekonomide, efendim ne dış politikada. Şimdi bunların hepsinde AKP ile beraber. Bunlar hepsi Rusya düşmanlığında beraber, Suriye düşmanlığında beraber. Efendim borçlanma ekonomisinde beraber. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir iktidar çıkmaz. Tamam. Şunu denediler. AKP'yi tek başına iktidar yapmayız. CHP, MHP, bilmem HDP. Orada da gene olmaz. Çünkü MHP HDP ile yan yana gelmiş. CHP ile AKP'yi getireceklerdi. Onu da AKP kabul etmedi. Yok, Tayyip Erdoğan kabul etmedi. Davutoğlu kabul ediyordu. Evet. Yani neyse yani. Sonuç itibariyle AKP kabul etmedi. Benim düşündüğüm, yani Amerika'nın projesi 7 Haziran'dan önce CHP-AKP ortaklığıydı. CHP bunu kabul etti, hatta yalvardı o süreçte yani 7 Haziran'dan sonra falan. Ama Tayyip Erdoğan diyorsunuz siz, sonuç itibariyle AKP, CHP ile ortaklığı kabul etmedi. Şimdi bir tablo var ortalıkta. Ben bir sonuç çıkaracağım ama bu sonucu inandığım çok güzel bir şey sonuç olarak çıkarmayacağım. 7 Haziran seçimi oldu. Seçimlerin hükmü icra edilmedi. Yani mesela bir koalisyon çıkaramadılar. 3 tane koalisyon çıkardı orada. Yani AKP azınlık hükümeti, AKP neyse saymayalım onları. Hemen seçime gitmek zorunda kaldı Türkiye. 1 Kasım seçimleri oldu. %50'ye yakın oy aldı. %49,5 oy aldı AKP. Muazzam bir sonuç yani, açık söyleyeyim. Çok çok muazzam. %9, %8'in üzerinde fark etti. Aldı. Bir iki hafta geçti üzerinden, seçimi kimse konuşmuyor artık. Buradan başka bir yere gitmek istiyorum. Siz diyorsunuz ki ekonomide çözüm yok. Yok. Dış politikada AKP'nin çözüm. AKP'nin çözümü yok. Çözüm var. Vatan Partisi'nin çözümleri var. Tamam, büyük çözüm var ama AKP'nin şimdi, çözümü peki bu nasıl olacak? Türkiye bu acıyı yaşayınca, yani insanlar işten atılınca, aç kalınca, efendim salatalık üreticisi salatalığını satamayınca, turizmci otelleri de yataklar... Sandıkta mı olacak? Tabii sandıkta olacak. Türkiye'de bir sandık geleneği var, seçim geleneği var. Yani Türkiye'de 1876'dan bu yana 149 güzel. Yıldır seçim yapılıyor. Güzel. Türkiye krize girdiği zaman iki şey oluyor, benim dikkat ediyorum. Şunu var tabii, sandık dışı çözümler de çeşitli kuvvetler tarafından gündeme getirilebilir. Yani o da olabilir. Yani Amerika için ben duruma bakıyorum. Washington'dan Türkiye'ye dönüp bakıyorum. Onların bir iktidar alternatifi yok. Ve o ekonomik kriz durumunda Amerika ne yapacak? Türkiye'yi nasıl denetim altında tutacak? AKP'li denetleyemediğine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve MHP'nin de bir iktidar alternatifi olamadığı koşullarda ne yapacak? Tam da onu soruyorum ben. Kitle hareketi diyorsunuz, halk imdat diyorsunuz. 2007'de Cumhuriyet mitingleri oldu. Türkiye tarihinin en büyük kitle gösterileri oldu. 2013'te bildiğimiz, hepimizin yakından hatırladığı, siz içerideyken gezi hareketi oldu. 2013 Mayıs-Haziran'da. Halk görevini o anlamda yaptı. Siyaset kurumu çözüm üretemedi. Amerika diyorsunuz ki seçeneği yok. Bunları da götüremiyor. Şimdi bu sefer bakın 2007 ve 2013 ile karşılaştırılmayacak kadar kriz derinleşiyor. Yani şimdi Gezi Hareketi dediğiniz o Temmuz-Haziran 2013 şeyleri, isyanları diyelim. Nedir? Daha çok yaşam tarzı, cumhuriyeti savunmak vesaire. Ama şimdi çok önemli bir ekonomik şey geliyor. Kriz derinleşiyor. Bu çok değişik geniş kuvvetleri şeye çıkaracak.
sahneye çıkarıyoruz. Siz hazırlığınızı neye göre yapıyorsunuz? Hı? Siz hazırlığınızı neye göre yapıyorsunuz? Hazırlığımızı halkın gücüne göre yapıyoruz. Yani halkla birlikte iktidar olmak, milletle iktidar olmak için yapıyoruz. Biçimi? Tabii ki seçim, sandık, Türkiye'de sandıksız iktidar değişikliği olmaz. Yani herkes en sonunda sandığı kor. Atatürk de ne yaptı? Padişahlığı yıktı, Anadolu'ya geçti ama meclis kurdu ve sandığı kurdu. Yani sandıksız hiçbir şey olmaz. Ama sonuç itibariyle seçimi kimle kazanacaksınız? Milletle kazanacaksınız. O milletin gücü tarih sahnesine çıkacak. Biz şimdi orada sistem içi değil, sistem dışı bir güçle iktidara gelebiliriz. Yani sistemin içinde kontrol edilen bir güçle. Ama nedir? Şimdi öyle bir şey ki sistemin çözümleri tükeniyor. Bence önümüzdeki dönemin en önemli unsuru bu. 2013'te sistemin çözümleri tükenmemişti. 2007'de sistemin çözümleri tükenmemişti. 2007, 2013 bunlar önemli halk hareketleri. Ama oralarda yine sistemin bir çözümü vardı. Şimdi sistem içi çözümler tükeniyor. Ne tükeniyor? Sıcak para rejimi yürümez. Türkiye'nin bu bölünmesi süreci yürümez. Türkiye'nin komşularıyla düşmanlığı yürümez. Cumhuriyetle savaşan bir iktidar Türkiye'de devam etmez. Buralar çözümsüzlük. Bir Amerikancı darbe ihtimalini görüyor musunuz? Hesaplarınızda. Yani şöyle, önümüzdeki dönem derin bir kriz derinleşeceğine göre Türkiye ekonomisi AKP iktidarını artık sırtında taşıyamayacak bir noktaya gelme ihtimali yüksek olduğuna göre Amerika burada ne yapacak? Ben size soruyorum. Amerika için burada bir askeri darbe seçeneği vardır. Onu denerse... Ama bu imkanı var mı? İhtiyacı eyvallah. Şimdi orada çok büyük bir Amerika'nın rizikosu diyorsunuz. Tehlike var Amerika açısından. Çünkü Türk ordusuna nasıl güvenecek? Yani ben olsam güvenmem. Tabii Amerika açısından. O da güvenmiyor. Zaten Amerika bizden daha önce saptadı. Türk generalleri hizadan çıktı, Türk ordusu denetimden çıktı diye ta 1900'lerin sonundan itibaren, ortalarından itibaren tahlil yapmaya başladı. 1995-96'dan itibaren. Yani 90 Körfez Savaşı'nda Amerika geldi, bizim Barzanistan'ı kurdu ve komşumuz oldu. Türk ordusu da o tarafa doğru dönmeye başladı. Bunu Amerika görmüyor mu? Gördü. Gördü ve işte hapse attı. 1000'in üzerinde subayı Amerika bunu gördüğü için Ergenekon Balyoz'da hapse attı. Onun için Amerika içinde şöyle bir tehlike var. Yani bu Türk ordusuna nasıl güvenecek? Şöyle şeyler yapabilir. Kıbrıs, al Kıbrıs'ta seni şey yapayım. Onore edeyim. Ondan sonra PKK'yı da tamam ne yapalım ez. Ama gel bizim Türkiye'deki Amerika statükosunu beraber koruyalım falan. Böyle ama bunlar da çok tehlikeli Amerika açısından. Tabii yani Kıbrıs'ı verdikten, PKK'yı feda ettikten sonra Amerika'nın ne aracı kalıyor ki? Evet. Yani bunlar çok tehlikeli. Onun için ben Amerika'nın yerinde olmak hiç istemem. Yani Türkiye'nin önünde milli çözümler gözüküyor. Atatürk rotasına Türkiye girecek kaçılmaz olarak. Bunu görmezsek bunu yapamayız. Siz umuttan, iyimserlikten bahsettiniz. Yani bunu görenler buna teşebbüs eder. Mesela Atatürk bağımsız olabileceğini Türkiye'nin görmese, o umudu olmasa, o hesabı olmasa Anadolu'ya çıkar ve o mücadeleyi verir mi? Ama şimdi o haklı. İyimserlik haklı çıktı. Tarihte hep iyimserlikler haklı çıkar devrim açısından bakarsak. Yani gelişmeler, ilerlemeler tarihte hep iyimserlerin başarısı. Riskleri doğru hesaplıyor. Tabii yani. Onu tartışmıyoruz bile. Ama hiçbir zaman karamsarlar tarihte bir şey yapmaz. Karamsarlar ancak ne yapar? Bir işi batırır. Karanlıklarda ülkeyi sürdürür, muhafaza eder. Tutuculuğun şeyidir karamsarlık, ruh halidir. Ama iyimserliği yeni bir şey yapmak isteyen iyimser olmaya mecbur. Tabii ki sizin söylediğiniz hesapları, kitapların nesnel durumları doğru sap diyerek. Şimdi bakın, iyimserlik yalnız başına siyasette değil, tohum ekerken bile iyimser olmaya mecbur. Tarlaya tohumu attım ben, buğday çıkmayacağını bilsem, o umudum olmazsa, o iyimserliğim olmazsa o tohumu atar mı? Şöyle düşünün, ya sel gelecek bu tohumları götürecek. Veya efendim serçeler bu tohumları yiyecek. Veya kıran girecek, işte bir hastalık gelecek, pas hastalığı götürecek. Veya bu don gelecek, o yüzden o tohumu atmayayım.
Şimdi bu karamsarın bakışı, o zaman aç kalırsın. Yani insan iyimserlikle başlıyor zaten. Hatta insanın kendisi bir iyimserliğin ürünü. Nedir? Hayvandan farkı. Ben ekeceğim, sonunda buradan bir ürün toplayacağım ve onunla hayatımı sürdüreceğim. Hayvanda o yok ki. Bulduğunu gidiyor, yiyor. Yani üretim denen olayın kökünde iyimserlik var. Bu siyasette de böyle, üretimde de böyle, her şey. Yani daha doğrusu bir iş yapmak için iyimser olacaksınız. Yani biz bu işin sonunda bir şey verim elde edeceğim, iyimserliği yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Onun için yani böyle iyimserlikle kimseyi suçlamamak lazım, onu söyleyeyim. Yani iyimserlik dünyadaki en büyük enerji kaynağıdır insan için. Yani petroldü, doğalgazdı, şu falan filan değil. Bir insanın, yani insanlığın... İyimserlik diye eleştirilir mi insan? Efendim? Hayır. Yani... Evet, evet. Maalesef Türkiye'de ama bu var. Yani iyimser olmak suçluluk. Hatta aydınlar arasında bugün karamsarlık moda. Şimdi aydınlar arasındaki ben o yazışmalara, e-postalaşmalara falan bakıyorum. Baştan aşağı karamsarlık. Yandık, bittik, kül olduk, öldük. Buradan hiçbir çıkış yolu yok. Hatta o Atatürkçülerin hemen hemen hepsi karamsar. Atatürkçü diye geçinenler. Atatürk'te olmayan bir şey. Atatürk büyük bir iyimserlik. Silivri döneminde Atatürkçülere deyince aklıma geldi. Çok geniş bir koalisyon kurmuştunuz aslında. Yani Silivri'yi siz ayakta tuttunuz. Yani sizin partinizin çekirdeği orada siyasal ve ideolojik duruşunu yaptı. Ben o zaman dışarıdayken pek çok çevreye girip çıkıyordum ve size geçmişte en şiddetli eleştiriler yöneltenler bile hakkınızı teslim ediyorlardı. İyi bir durum vardı. Şu anda şahıslar bazında söylüyorum. Bunların önemli bir kısmıyla farklı söylem içindesiniz. Bu niye doğru. Yani bakın bugün bu bir realite mi şu anda? Vatan Partisi'nin etkilediği alan Silivri dönemiyle kıyaslanmayacak kadar geniş. Şu anda Türkiye'de Vatan Partisi AKP'nin tabanını etkiliyor. MHP'nin tabanını etkiliyor. Yani bırakalım solu etkilemeyi. Oraları zaten etkiliyor. Ama bugün Vatan Partisi AKP tabanında bile bir umut olarak gelişiyor. MHP tabanında son derece etkili. Zaten Vatan Partisi'nin kadrolarını görüyorsunuz. Sandığa yansımıyor ama bu. Sandığa yansıma %10 barajını yıkacağını gördüğü zaman yüklenme olacak. Onu bir şey olarak, elinde bir imkan olarak orada tutuyor sabırla. Ama şunu söyleyeyim, bugün AKP tabanında bir şey yapın. AKP'nin biz ikinci seçeneği haline geldik. AKP tabanında siz AKP olmaz hangi partiye oy vereceksiniz diye bir şey yapın. Biz MHP ile başa baş çıkarız. CHP'den çok önce çıkarız. Yani bu solun Türkiye'de tarihinde ilk defa çok geniş çevreleri etkilediği bir durum. Solda bir şey kalmadı Vatan Partisi dışında. Yani kaldı mı? Ne oldu? ÖDP, MHP bilmem ne. Tek bir parti kalmadı. Hepsi gittiler PKK'nın kuyruğuna takıldı. Vatan Partisi solcusunu, sağcısını Cumhuriyet devrimciliği Atatürk rotasında bütünleştirerek çok önemli bir strateji üretti ve çok büyük güç topluyor. İyimserliğinizi, enerjinizi... Bunun iyimserlikle alakası yok. Selamlıyorum. İyimserlikle alakası yok. Bu bir gerçek. Bakın bunu görebilmek için yalnız bizim bulunduğumuz yerde olmak gerekir. Yani dışarıdan bunu gözlemlemek o kadar kolay değil. Gidip toplumla konuştuğumuz, görüştüğümüz AKP tabanı, MHP tabanı, CHP tabanı buralarla bir ilişkimiz olduğu zaman bu gerçeği saptayabiliyoruz. Onu da o ilişkiyi de Vatan Partili kuruyor. Ama gözlemciler bunu... Ama mesela 1 Kasım'da oylarınız %25 azaldı. Şimdi azalır çünkü 7 Haziran ile 1 Kasım arasında seçmen müthiş bir şeye zorlandı. Yani 7 Haziran'da şunu gördü, 160 bin oy alan bir şey var. Bizim seçmenimizin önemli bir kısmı işte AKP ile canla başla bir savaş noktasına girdik. Nasıl olsa %10 barajını geçemiyor. Bari geçici olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yükleneyim dedi. Bu Tunceli'de de böyle, başka yerde de böyle. Mesela diyelim dün Tunceli'nin Burma Geçit Köyü'nden arkadaşlarımız geldi. Bizim bütün arkadaşlarımız yerinde duruyor diyor. Ama son seçimde HDP kazanmasın, CHP kazansın şeyde Tunceli'de diye bütün seçmenimiz CHP'ye oy verdi. Mesela Tunceli.
hiç başka yerlerde de AKP kazanmasın diye CHP'ye oy veriyor. Ama bu aşılacak yani. Türkiye bunu aşacağı bir yere gidiyor. Peki. Yani hala sistemin anladım. İçinde kuvvetler dönüyor. Gene sevimsiz bir soru soracağım size. Şimdi seçimlerden sonra, bütün seçimlerden sonra, 91'den sonra, sizi yakından takip ediyorum biliyorsunuz. Bütün seçimlerde beklentilerinizin olmamasını seçim barajına bağladınız. Yani dışınızdaki faktörlere bağladınız temelde. Peki sizde hiç mi hata olmadı acaba? Sizin yetmezlikleriniz, yani sizin derken şahsınızı kastetmiyorum. Yani yetmezlikleri tabii güç mesela, ama ben şuna bakıyorum. Biz Amerika'dan bakıldığı zaman Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Yani ben onlara bakıyorum. Biz Amerika'dan bakan adam 2007 yılında Ergenekon operasyonunu yaparken diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri siyasi askeri güç. Siyasi güç de Vatan Partisi, İşçi Partisi. Ona diyor. Doğru. O şunu demiyor. Bunların o yüz burada hakkınızı teslim ediyorum. Hayır, ben de öyle düşünüyorum. Ama vatandaşa da bunu anlatmamız lazım. Yani okyanusun ötesinden bakan Amerika Türkiye'deki kendisi için en büyük tehlike olarak Vatan Partisi'ni. Doğu Bey, sizin çevrenizdeki yerlerde etkinizi ben sizden daha fazla görüyorum. Hayır, bu şu hak demek. Hak veriyorum size. Demek evet ki diyorum. Bizden korktuklarına göre başlarına o korku eninde sonunda gelecek. Evet diyorum ama oya tahvil edememede bir eksiklik olduğunu hiç düşünmüyor musunuz? Hala ısrar. Hayır yani nesnel koşullar bizi kuşatmış. Ne eksikliği oldu? Yani eksikliklerimiz kuşkusuz vardır da o eksiklikleri giderek buna bir çare 160 bin olur 200 bin, 250 bin, 300 bin. Yani o dediğiniz eksiklikler ne? Bir de kendi olumlu yönlerimizi görelim. Silivri duvarlarını yıktık. Doğru. Türk gençliğini Amerika şeyinde yetiştirdik. Doğru. Efendim bölgemizde, çevremizde bir kesinlikle doğru. Doğru. Tamam, bakın işte bu kadar. Ben büyük, büyük kuvvetler içindeki etkiniz inanılmaz. Bu da ona bakıyorum biz. Yani ben niye kendime lüzumsuz yerde kusur bulmaya çalışayım partime? Yani niye kusur anlamda değil de. Yani neyse eksiklik. Yani ne eksikliği var? Bu kadar başarılı olan, bu kadar büyük işler yapan bir partinin niye ben eksiklerini bulmaya çalışayım? Biz tabii kendi hatalarımızı yenerek, aşarak ilerliyoruz. Ama şimdi bakın ne oldu? Buradan Aydınlık, Ulusal Kanalı, 1100 metrekare, 700 metrekarelik yerleri çıkarıyoruz. Buraları kurmuşuz. Ayda 1 milyar lira civarında bilmem daha da üstünde doğru, kaynak sağlıyoruz. Doğru. İnsanlar evlerini, apartmanlarını, dükkanlarını bu partiye veriyor. Onlar eksiklik görse verirler mi? Bakın AKP'nin gelirlerine bakın, CHP'nin gelirlerine bakın, MHP'nin gelirlerine bakın. Devletten aldıkları paralar var. Bir de ihaleler bilmem neden aldıkları komisyonlar var. Hiçbirine insanlar bu ülkeyi kurtarsın diye evini, apartmanını, dükkanını, arazisini, tarlasını vermiyor. Ama herkes Vatan Partisi'ne veriyor. Demek ki Vatan Partisi'nde bir umut görüyor. Bu çok önemli. Geçen gün bir emekli bekçi geldi, karı koca. Ondan sonra emekli bekçi, emekli mi? İşte müteahhide vermiş, şey yaptırmış. Ondan sonra dairelerini veriyor. Arsasını veriyor, bilmem nesini veriyor. Emekli bekçi. Vatan Partisi böyle bir parti. Yani millette bir umut yaratıyor. Umut yarattığı için insanlar bu kadar fedakarlık yapıyor. Çok önemli. Şimdi dışarıdan bakılınca da yani Rusya'sı, İran'ı, Suriye'si falan Vatan Partisi'ne kendileri de söylüyor. Siz o kadar oyalıyorsunuz ama diyorlar Türkiye'nin geleceği Vatan Partisi'nde. Çünkü Türkiye Atatürk rotasına girecek ve orada da bir tek Vatan Partisi var. Tamam. Biraz hızlı olalım. Evet. Biraz mesaj okuyayım isterseniz. Lütfen. Buyurun. Şimdi tabii gazetede yazmakla gazete okuyucusuyla kanal izleyicisi biraz birbirinden farklı. Kuzey Suriye'deki oluşumu Doğu Bey terörist olarak görüyor mu diyor. Gazete PYD mi? Yani PYD ise terör... Tabii PYD, zaten tartışılmaz. Konuşmalarımız onun üzerinden gitti. PYD ile PKK farklı örgüt değil. Aynı örgüt. Halil Aydın Aksaray'dan yazmış. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir ayrım yaptı. Hatta şey de yaptı bunu. Davutoğlu, Tayyip Erdoğan da zaman zaman yaptılar. Bu büyük bir yanlış. PYD, PKK, HDP bunların hepsi aynı örgüt. Tek bir örgüt. HDP ile nasıl PKK arasında bir ayrılık yok. PYD ile PKK arasında da bir fark yok. PEJAK vardı şeyde İran'da. O da PKK'nın bir kolu.
Ne hikmetse Pejak'ın bu ara hiç sesi yok. Tepelediler mi? İran tasfiye etti. Şimdi okuyayım sadece bilginiz buyurun olsun. Efendim. Zeynel Bektaş Bey Ankara'dan sormuşlar ya da tespitlerini göndermişler. Doğu Bey partideki askerler tarafından yanıltılıyor. 7 saniyelik ihlalde Hatay'daki Rus uçağının yaptığı ihlale gönderme yapıyor. Cumhurbaşkanı emir veremez. Saptaması yanlıştır. O uçak orada hiç beklenmedik zamanda tesadüfen gelmedi. Sınırımızda Rus uçağı düşürülen uçaktan da önce uçmuş, ihlal yapmış olabilir. Ki yaptı, doğru. Ki kesin yapmıştır da. Değilse dahi Rusya'nın uçağının orada ihlalde bulunacağı kuvvetle muhtemeldi. Ve AKP ABD eliyle isteyerek bilerek planı düşürmüştür. Planı düşürme demeyelim 7 saniye bahanedir. Evet, tamam. 7 saniye planı düşürmek için aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o uçağı düşüren pilotlarına vesaire doğrudan kumanda yine etmek. ismini vermeyen bir izleyicimiz sormuş. Gene kısa cevap rica edeyim. Doğu Bey'e sorum şudur. Büyük Orta Doğu projesi bitti mi? Türkiye için risk devam ediyor mu? Büyük Orta Doğu projesi bitmedi. İşte ABD ve İsrail, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde bir koridor, ABD-İsrail koridoru, Kürt koridoru açmak için büyük bir gayret içinde. Rus uçağı düştüğüne göre bitmedi. Ama şunu görmemiz lazım, o da çok önemli. Amerika hedeflerine ulaşamadı, yenildi. Bakın bunu görmeyenler de hiçbir siyaset üretemez. Şimdi bu zihniyet Amerika'ya teslim olmaya mahkum. Çünkü sonuç itibariyle bu zihniyetin arkasında şu var. Amerika güçlü. Amerika'ya karşı başarı kazanılamaz. Amerika Büyük Orta Doğu projesini yapıyorsa yapar. Bu kafa bu, onu söyleyeyim. Şimdi kendi başarılarımızı, Suriye'nin başarılarını, İran'ın başarılarını, Rusya'nın başarılarını ve Türkiye'nin milli güçlerinin başarılarını görmeden Türk bölgemizde devrimci, anti-emperyalist politika üretilemez ve iş yapılamaz. Bunların hatası o. Aydın Aynurlu Manisa'dan sormuşlar. Şehirlerdeki çatışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz demişler. Şehirlerde tepeleniyor işte, hendeklerde boğuluyor PKK. Ne düşüneceğiz? Ortada Ömer Kurak Bey Balıkesir'den, yıllardır şehit haberleri duyuyoruz. Bu sorun ne zaman çözülecek? Bakın şehitlere vurgu yapılarak dünyada hiçbir sorun çözülmez. Eğer şehit kötü olmaktan... Kötü anlamda demiyorum bunu. Bakın ama neyse, bunlar çok ciddi yalnızlar. Şimdi şehitlere vurgu yaparsanız İstiklal Savaşı yapamazsınız. Eğer siz hep şehitten bahsederseniz İstiklal Savaşı, Atatürk'ün İstiklal Savaşı'nı yapamazsınız. O zaman da vardı o karamsarlar. Şehitler geliyor, bilmem ne oluyor, ordumuz kaçıyor, firar ediyor, bakın bozguna uğradık, bilmem ne oldu falan. O da vardı. Nuh İdiz Bey. Şimdi bakın, lider şudur. Türk Silahlı Kuvvetleri Eskişehir, Kütahya muharebelerinde yenildiği ve bozguna uğradığı zaman, şey öncesi, Sakarya öncesi, şimdi bizimki tarih kitaplarında falan orası geçiştirilir. Evet. Ondan sonra uğradığı zaman mecliste muazzam şey oldu. İnfial. Vay bizim ordumuz kaçıyor, firarlar oldu falan filan. Atatürk çıkar kürsüye, bakın der ki Türk ordusu kaçmıyor. Doğu istikametinde yürüyüşe geçmiştir. Bakın bu lider. Bu lider. Hakikaten o zaman Türk ordusu kaçıyordu ama şimdi bir lider kaçıyor demez. Türk ordusu doğu istikam, doğu yönünde yürüyüşe geçmiştir. Bakın bu lider, anlatabildim. Çünkü o sırada nedir? Sizin taktiğiniz geri çekilme. Ha, geri çekilmede bir kısmı firar etmiş, 40 bin insan askerden kaçmış falan. Ama orada sizin göreviniz orayı toparlamak. Şöyle bir gerçekçilik. Bizim ordumuz kaçıyor. Öyle bir lider olur mu? Tamam. O orduyu toparlayabilir mi? Tekrar cephe kurabilir mi? Onun için şimdi de buna benzer durumlar var. Şimdi bir de şehit edebiyatı var. Bakın aydınlığa dikkat edin ve ulusal kanala. Şehit edebiyatı değil, Türk ordusunun ve polisin başarılarına vurgu yapıyor. Çünkü o başarılardan sonuca gideceğiz. Yoksa ölmekten sonuca gitmeyeceğiz. Düşman tarafta Türkiye'nin zayiatlarını abartarak vermeye çalışıyor. Onun için ben bu Atatürkçü falan, ulusalcı denen arkadaşları tekrar buradan uyarıyorum. Sürekli olarak bugün sabah telefonu açıyor. Bugün yine iki şehit var. Ya onu söyleyeceğine bugün Türk ordusu şu başarıyı kazandı. Cizre'de şu sonuca ulaştı. Hendek'te bu başarıyı kazandı. Bunları birbirimize söyleyelim. Başarı buradan çıkacak.
Devam edebilir miyim? Evet. Kırşehir'den, memleketimden Nuh İdiz Bey sormuş. Sayın Perinçek iktidar olursa Amerika ile gerçekten Türkiye'nin bağlarını koparabilecek normal, mi diyor? Normal, normal. Bağları koparmayacağız. Normal ilişkiler olacak. Ha, tabiyet bağları anlamında yani Türkiye'de Amerika denetimi, Amerika'ya bağımlılık son bulacak ama Amerika ile ilişkilerimiz normal olacak. Yani ilişkileri koparmak anlamında Amerika diye dünyada büyük bir devlet var. Hiçbir devlet Amerika ile ilişkilerini koparmaz. Öyle bir şey olmaz. Yani Amerika ile ve Avrupa ile ilişkilerimiz normal olacak. Yani nedir? İki birbirine saygı gösteren, birbirinin devlet egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösteren ülke olacağız. Bunun koşulları geliyor. Yani bu olmaz değil, olur. Çin'le Amerika arasındaki ilişkilerde Çin Amerika'ya bağımlı mı? Hatta İran'la bakın şimdi ne oldu? Tekrar İran'la Amerika arasındaki ilişkiler canlanıyor. İran teslim mi oluyor? Olmuyor. Bir defa... Burada demin yanlış şey oldu. Efendim Türk bizim generallerimiz beni yanlış bilgilendiriyor. Bunlar hiç doğru değil. Hatta şunu söyleyeyim. Bizim partimizdeki emekli askerlerin bana uyarıları onların zannettiği yönde değildir. Burada eğer bir tane daha şahin bir insan arıyorlarsa o benim. Anlatabiliyor muyum? Biliyorum onu. Evet. Biliyorum. Yani yakın, orada yanlış yakından biliyorum. Yakından onlar biliyorum. Yanlış düşünüyor. Hele... Yani bizim partimizdeki generaller son derece akıllı, stratejik birikimi olan, tecrübeleri olan insanlardır. Öyle onların onlar Türk askerini ve Türk generalini tanımıyor. Problem oradan geliyor. Türk ordusunun çok tarihi esaslı birikimi var. Onların zannettiği gibi değil. Sahte solun bakışıyla Türk generalini kimse anlayamaz. Anladım. Peki, şeyi sorayım. Bölgedeki bu yangın, Irak'taki ve Suriye'deki yangın ne zaman biter sizce? Bir plan yapıyor musunuz? Yani öngörünüz ne? Hesabınızı neye göre yapıyorsunuz? Türkiye'de biz 10 yıl, 5 yıl, 1 yıl. Türkiye'de Vatan Partisi iktidara gelince biter. Bu yangını bitirecek güç Türkiye'dir. Türkiye bölgede oluşmuş olan Batı Asya Birliği'ndeki yerini aldığı zaman Amerika ile ilişkilerimiz düzelir. Dünyaya ve bölgeye barış yönünde çok önemli gelişmeler olur. Ama o zaman gider başka alanlarda bilmem Pasifik'te, Orta Asya'da bilmem ne tekrar başka belalar bilmem ne onu bilmiyoruz. Ama Amerika iniş halinde onu söyleyeyim. Onu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu bizim Amerika'ya karşı da çok akıllı siyasetler gütmemiz için elverişli bir ortam. Yani biz Amerika'ya şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Amerika'ya da söylüyor. Bakın şu Leperinçek Amerika'ya davet edildi evvelki sene. Gittiği zaman karşısında Amerika'nın önemli yüksek düzeyde insanları da vardı konuşma yaptığı zaman. Hatta Mehmet Şimşek baş konuşmacıydı. O gitmedi. Şule Perinçek Türkiye'de... Olduğu için mi gitmedi? Niçin gelmediğini bilmiyoruz. O Amerikan Türkiye İşbirliği İşi Konseyi bir büyük toplantı yapmıştı. Şule Perinçek şunu söyledi Amerikalılara yaptığı konuşmada. Bir dedi vatanımızı bölemezsiniz. İki cumhuriyetimizi yıkamazsınız. Bunu kabul edin sizlerle normal ilişkilerimiz olsun. Bugün Amerika'ya bunu söylüyoruz. Cumhuriyetimizi yıkamazsın, vatanımızı bölemezsin. Bunları kabul ettiğin an seninle karşılıklı, eşit, egemenliğe saygı, toprak bütünlüğüne saygı temelinde ilişkilerimizi geliştiririz. Amerika'dan hiç dönüş var mı size? Şu yani bizim gördüğümüz ama Amerika bizi çok dikkatli izliyor. Bizi Türkiye'de önemli bir güç olarak, etkili bir güç olarak görüyor. Ama bizimle şu anda bizim gördüğümüz bir ilişki yok. Mesela Tahran'a gideceğinizi biliyorum ben. İki tane başkente gittiniz. Amerika'ya da bir heyet göndermeyi düşünür müsünüz? Öyle bir davet yok. Şu anda ilk defa sizden öyle bir davet geliyor. Hayır, estağfurullah. Şaka diyorum. Moskova'dan davet mi vardı ki? Siz geleceğiz dediniz, gittiniz. Yani şu anda bizim Amerika ile konuşarak çözeceğimiz bir sorun yok. Biz pratik işten gidiyoruz. Yani Türkiye'nin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Ama bir gün o da olur. Yani oraya gelir bu iş.
Ben bir tecrübemi paylaşayım sizinle. Ulusal kanalın izleyicileri de biraz bilgi edinsin. Ben işte son 1-2 yılda birkaç defa Amerika'ya gittim. Türkiye'de çok bilinen, meşhur bir CIA ajanı diye bilinen bir düşünce adamıyla konuştum. Randevulaştık. Dedi Aydınlık bana haftada bir kere CIA ajanı demese rahat edemiyor. Ne konuşacağım sizinle dedi. Tamam mı? Telefonda konuşuyoruz. Dedim ki diplomasi yaparız. Olsun. Yani bu sahaya inmişseniz bu tür şeylere katlanmak zorundasınız. Aydınlık böyle diyecek. Siz de kendi işinizi yapacaksınız. Herkes kendi işini yapsın. Oturduk konuştuk sonra. Tabii. Şimdi bakın Amerikalı yetkililerle, en yüksek düzey yetkililerle Türkiye'de söyleşi yapan ve onların fikirlerini yayınlayan Aydınlık. Evet. Ne hilliyet ne hürriyet o düzeyde insanlarla görüşmüyor. Ama bizim özellikle Şafak Terzi, buradan da kutluyorum. Doğru. Yaman arkadaşımız. Yani Amerika'nın karar merkezlerindeki insanlarla sık sık söyleşiler yapıyor ve Türkiye'yi aydınlatıyor. Biz onları dikkatle izliyoruz ve onların Türkiye ile ilgili düşüncelerini öğrenmeye ve planlarını tespit etmeye çok önem veriyoruz. Ama şunu görüyoruz, bakın tekrar onu söyleyeyim. Amerika'nın dünya ekonomisindeki payı hızla düşüyor 1950'lerden bu yana. Ondan sonra o eski güçlü Amerika yok. Ve Amerika önümüzdeki dönem bölgemizdeki ve Türkiye'deki statükoyu tanımak zorunda kalacak. Hatta şu anda tanıma çizgisine girdi. İran'la anlaşması onu gösteriyor. Bakın İran direndi, direndi, direndi. En sonunda Amerika İran gerçeğini kabul etti. Suriye direndi. Şimdi Beşer Esad'sız çözüm devre dışı kaldı. Yani Amerika'da gerçekler üzerinde nihayet siyaset. Ama ben söyleyeyim yani bölgedeki bu ateş böyle kısa zamanda bitmeyecek. Türkiye'de bir iktidar değişikliği bunu çok hızlandıracak kesin. Tabii. Orada sizin aynı fikirdeyim ama. Yani Amerika'nın o zaman dünya savaşı dışında bir tercih kalmaz. Yani ona da yapamayacağına göre sonuç itibariyle o zaman Amerika'ya da diyeceğiz ki yani statükoyu tanı, seninle de iyi ilişkiler kuralım. Petrol yollarını falan, enerji yollarının güvenliği falan filan onları hep beraber kabul edelim. Ondan sonra dünya piyasa ekonomisi koşullarında her şey işlesin ama silah konuşmasın. Sen bunu kabul et. Neyse. Amerika'da herhalde nükleer savaş taraftarları iktidar olmaz tahmin etmiyorum. Yani Amerika'ya karşı çok büyük bir ağırlık oluşturuyor. Onları da görmek lazım. Şimdi bir izleyicimiz Hasan Yıldırım, tır şoförü, Irak diye yazmış. Demek ki yurt dışından arıyor. Belki Habur'da bu tarafa geçmek için 3 haftadır bekleyenler bir vatandaşımız galiba. Diyor ki Doğu Bey'i beğeniyorum. Tamam. Ama bu CHP'nin PKK'ya yardım işini anlayamadım. Yardım ediyor diyor demişsiniz. CHP PKK'ya yardım ediyor diye. Daha nasıl yardım etmeyecek? Kobani'ye gidiyor, Rojava diyor. Bütün CHP teşkilatı, bugün CHP'liler bunu söylüyor. Bugün hele son kongrelerde falan. Artık her yerde, bütün kongrelerde bir CHP PKK işbirliği apaçık ortada. Özellik söylüyor. Ondan sonra HDP meclise girsin diye Cumhuriyet Halk Partisi yırtılmadı mı 7 Haziran seçiminden önce? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün liderleri HDP meclise girsin dedi. Ondan sonra Sayın Kılıçdaroğlu daha 1 Kasım seçiminden önce çıktı televizyonda ve PKK'nın televizyonuna çıktı. Orada anayasanın 4 maddesi değişebilir dedi. Bu da PKK'ya yardım değil mi? Şimdi de değişmez diyor. Güzel. Tebrik ediyoruz kendisini. Ama daha bu 1 Kasım'dan bu yana ne kadar geçti? 1,5 ay, 2 ay. Ben bazı CHP'lerle konuşuyorum. Onların bir eleştirisi var, onu nakledeyim size. Doğu Bey bizi eleştirdiği kadar AKP'yi eleştirmiyor diyorlar. Şimdi bakın, niye eleştirmeyelim ama AKP PKK'nın üzerine gidiyorsa, biz AKP'yi bu bütün açılım döneminde bir tek bizi eleştirdik, CHP diyordu ki açılım iyidir diyordu. AKP'nin PKK üzerine gittiği koşullarda biz niye o konuda eleştirelim. Veya AKP Fethullah'ın üzerine gidiyor. Şimdi bakın Fethullah ve PKK Türkiye'nin önündeki iki sorun. O iki sorunda da
CHP, PKK'nın ve Fethullah'ın yanında kimi eleştireceğiz? Ekonomide de AKP'yi eleştiriyoruz. Yani biz somut kendi programımıza göre bir eleştiri yapıyoruz. Bizim programımız ne? Bir, Türkiye bağımsız olacak. İki, orta çağ koşullarından, ilişkilerinden, kurumlarından kurtulacak. Fethullah'ın üzerine gittiği zaman AKP'ye karşı gitme mi diyeceğiz CHP gibi? Gitsin diyeceğiz, gitsin diyoruz. Geçen gün efendim kim Fethullah'ın üzerine gidiyorsa helal olsun dedim ya burada. Ondan sonra bütün şey atıyorlar. Evet bir daha söylüyorum. Kim Fethullah'ın üzerine gidiyorsa helal olsun. Kim PKK'nın üzerine gidiyorsa helal olsun. Çünkü o benim programım. Vatan Partisi'nin programı. Bir kuvvet PKK ve HDP'nin Fethullah'ın üzerine gidiyorsa o benim programıma geliyor. AKP benim programıma geliyor. Ben AKP'nin programına gitmedim ki. 1995'ten beri ve daha 1970'lerden beri Fethullah Hoca'ya karşı mücadeleyi savunuyoruz. PKK'ya karşı AKP açılım yaparken mücadeleyi savunuyoruz. O bizim programımıza geliyor. Biz şimdi AKP bizim programımıza geldi diye kaç tarafa mı geçelim? Cumhuriyet Halk Partiler yanlış. Onların programı yok. Onların bir tane AKP ne yaparsa onun karşısında. AKP Allah bir derse onlar Allah iki diyor. Böyle bir şey olmaz. Öyle bir AKP muhaliflikleri de yok Doğu Bey. Bakın şu manada görünüşte bir AKP düşmanlığı yayıyorlar ama programda aynılar. Ekonomide aynılar. O AKP ile koalisyon peşinde koşuyorlar. AKP'ye yalvardılar koalisyon yapmak için. Biz dedik ki ilan edin AKP ile hiçbir şekilde koalisyon yapmayacağınızı. İlan edebildiler mi? Etmediler. Ve 7 Haziran'dan sonra AKP'ye teslim oldular koalisyon yapmak için. Çok çırpındılar. Bizim hiç AKP ile böyle bir ortak tarafımız var. Ama şunu bir daha söylüyorum. Kim PKK'nın üzerine gidiyorsa gitsin. Kim Fethullah'ın üzerine gidiyorsa gitsin. Bu Türkiye'nin yararına, bu Vatan Partisi'nin programı. Vatan Partisi'nin programına geliyorlar. Biz AKP'nin programına gitmiyoruz. Peki. Şöyle bir tespit var. Katılır mısınız bilmiyorum. Tayyip Erdoğan %49, 50 ay aldı. Bu rakamı üstelik daha önce 2007'de de almıştı. %47 küsur. Referandumdaki oylarını biliyoruz. Cumhurbaşkanı seçimindeki oylarını biliyoruz. Siz önemli bir şey söylediniz. 1 Kasım'daki sizin seçmenizdeki azalmayı AKP baktı Tunceli'de kazanmasın diye, PKK kazanmasın diye şeye verdi diye. Şimdi halkın %50-52'ye bölündüğü bir durum tasviri yapılıyor Türkiye'de. Biri için bayram vesilesi, diğeri için yas vesilesi haline gelmiş. Bazı sosyologlar diyor ki Türkiye ortadan ikiye bölündü. Bu bölünme tespitine katılıyor musunuz? Katılmıyor. Türkiye birleşiyor. Bakın Türkiye şu anda PKK terör örgütüne karşı mücadelede birleşiyor. CHP tabanında, MHP tabanında, AKP tabanında orada birleşiyor. Ve buna bağlı olarak mesela Rusya dostluğu. Türkiye'de Rusya dostluğunu bir referandum yapın. %85-90 Rusya dostudur. Yani bütün Türkiye ekonomisinin Rusya ile işbirliği yapması ihtiyacını sıradan insan görüyor. Salatalık üreticisi görüyor. Ama bazı salatalıklar göremeyebilir. Salatalığın üreticisi görebiliyor. Bugün Rusya düşman. Onun için Türkiye birleşiyor. Türkiye kendi zaruretlerinde, ihtiyaçlarında birleşiyor. Vatan bütünlüğü ihtiyacında, ekonominin ihtiyaçlarında birleşiyor, bütünleşiyor. Hele bugün PKK'ya karşı mücadele... Cumhuriyetin kazananları konusunda aynı şeyi söyleyemem. İşte orada biraz daha şey. Ama orada da yine önemli bir çoğunluk var. O kazanımları doğrudan doğruya milletin önüne korsanız, orada da öbür noktalardaki kadar olmasa bile yine bir hakim, ağır basan bir güç görebileceğiz. Yani mesela kadın erkek eşitliği falan filan buralarda Türkiye belli bir mesafe aldı ve buralardan geri dönemez. Siz AKP'nin son hükümet programına tarikatları yasallaştırmayı koyduğunu biliyor musunuz? Evet. İrfan Ocakları yasallaştırılacak evet, evet. Diye. Evet. Tabii devrim kanunlarını ortadan kaldırmak. Bu yeni anayasadaki en önemli şey bu. Alevilik üzerinden bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani Aleviliği yasallaştıralım, cemevleri vesaire falan gibi olumlu toplumun talebi olan
uygulamalar üzerinden birçok tarikat ve cemaati yasal hale getirme gibi bir plan var. Burada uyarıyoruz. Yani biz cemevlerinin bir vatandaşın ibadethane talebidir. Tamam, bunu da destekliyoruz. Alevi yurttaşlarımızın haklı taleplerinin yerine getirilmesini destekliyoruz. Fakat bunun bütün tarikat ve cemaatleri yasallaştıran ve devrim kanunlarını delen ve ortadan kaldıran bir noktaya götürülmesi konusunda bütün yurttaşlarımızı uyarıyoruz. Bu da yeni anayasa girişimi içinde. Çok önemli. Ama bu konuda bir mesela partinizden bir açıklama, sizden bir yazı. Ya gündeme gelsin. Biz bunun toplantısını yaptık. Yaptınız. Yaptık ve bu konuda siyasetlerimizi saptadık. Alevi meselesinde son derece etkili uzman arkadaşlarımızı, Alevi toplumunun liderlerini Merkez Yürütme Kurulu toplantımıza davet ettik. Onlarla birlikte bu konuyu görüştük. Siyasetlerimizi saptadık ama şu anda gündeme gelmediği için oraya ağırlık vermiyoruz. Ama gündeme geldiği zaman demin söylediğim siyaseti orada açıklayacağız. AKP'den size yönelik bir ilgi olduğunu tespit ettiniz. Bunu telefonla mı, gelip görüşmeler mi var? Tabanda bakın şimdi mesela ben diyelim 17 Eylül'de Türk İş'in, Barolar Birliği'nin, Borsalar Birliği'nin falan o büyük yürüyüşüne katıldım. Yani 1 milyona yakın insan helikopterden çekilmiş resimler var. Ulus Meydanı'ndan ta Kızılay'a kadar kıpkırmızı. Kızılay'dan Ulus Meydanı'na kadar kıpkırmızı. Şimdi orada Ilgaz muhtarları, Çankırılılar, efendim Devrekliler, Bolulular, Zonguldaklılar, Yozgatlılar hepsi gelip beni kucaklıyorlar ve Türkiye'yi siz birleştireceksiniz diyorlar. Bunların çoğu biz AKP'liyiz diyor, MHP'liyiz diyor. Yanımdan Allah'a Ekber diye slogan atarak geçenler geliyor, boynumuza sarılıyor. Yani Vatan Partisi Türkiye'yi bütünleştirecek, birleştirecek parti olarak AKP tabanındaki ve MHP tabanındaki insanlar tarafından da görülüyor. Bu çok önemli. Bize karşı bir husumet, karşı bir tavır, şüphe falan yok. Tam tersine bir umut görüyoruz toplumun bütün kesimlerinde. Köylere vesaire gittiğimiz zaman da görüyoruz. Bize katılanlardan da görüyoruz. Bakın şimdi mesela şu en son Balıkesir, Sındırgı. Sındırgı'da 100 civarında önder insan katıldı. Bir kasaba için önemli. Bunların içinde AKP'li de var, MHP'li de var, çok sayıda CHP'li de var. Yani AKP'li, CHP'li, MHP'li Sındırgı'da Vatan Partisi'ne katıldı. Bir kişi, iki kişi değil. Peki, bir erken... Ordu'da. Bir erken seçim ya da zamanındaki bir seçimde ya da ilk seçimde. Size bir kayma olması lazım ki anlamlı bir evet. sonuca ulaşalım. Kaymayı öncelikle nereden bekliyorsunuz? Hangi tabandan bekliyorsunuz? Her yerden. Hakkari dahil. Bölge olarak değil. siyasal görüş olarak. Her yerden. CHP'den, MHP'den, AKP'den, üçünden. Yani bizim üstünlüğümüz burada. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne AKP ve MHP'den hiçbir kayma yok. Onu ben Sayın Kılıçdaroğlu'na da görüşmemizde söyledim. Bakın dedim, biz size bir iktidar projesi öneriyoruz. Siz tek başınıza CHP, MHP ve AKP tabanından oy kazanamazsınız. Ama Vatan Partisi ile bütünleştiğiniz zaman, bütünleşme demeyelim de, işbirliği yaptığınız zaman birlikte seçime girersek AKP ve MHP tabanından büyük miktarda oy alırız. Bu bir gerçek. Onlar şu anda... CHP tabanından daha mı fazla orada? CHP tabanından da bakın şimdi biz bir aralarında bir ayrım gözetmiyoruz. Bu çok büyük bir yanlış. Şimdi mesela bana şeyler geliyor. Efendim AKİT'e beyanat verme, AKİT televizyonuna konuşma, A Haber'e çıkma, bilmem neye çıkma. Peki onlar benim yurttaşım değil mi? AKİT okuyan benim yurttaşım değil mi? AKİT televizyonunu izleyen benim yurttaşım değil mi? Zaman gazetesini okuyan benim yurttaşım değil mi? Bir Bugün gazetesini veya Bir Gün gazetesini veyahut da Özgür Gündem gazetesini okuyan benim yurttaşım değil mi? Biz hep HDP'nin tabanından da ilgi var ve sevgi var. Bak o da çok önemli. Biz bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Van'ın Başkale ilçesinde HDP'liler geldiler. Dediler ki siz bilmiyorsunuz.
bizim ikinci partimiz Vatan Partisi. En sonunda PKK'dan, HDP'den vazgeçtiğimiz zaman hepimiz Vatan Partisi'ne geleceğiz. Bize oralarda da çok ilgi var. Mesela CHP yok. CHP'ye Hakkari'de, efendim Başkale'de, Yüksekova'da, Mardin'de, Kızıltepe'de ilgi yok. Ama Vatan Partisi'ne çok var. Yani orada şimdi PKK ağır darbe yiyor. Oradaki insanlar Silvan'dan tut bilmem Yüksekova'ya, Urfa'sına kadar Vatan Partisi'ne yönelmeye başlıyor. Çok önemli. Niye gittik biz Yüksekova'da Haziran seçiminden önce son mitingimizi yaptık? Çünkü orada bize büyük büyük bir ilgi var. Ve biz, onu söylüyorum tekrar, biz hiç Türkiye'nin 80 milyonluk yurttaşından, hani çocukları çıkaralım diyelim 70 milyon, 65 milyon, hiçbirinden vazgeçmiyoruz. Bu AKP tabanıdır, bu MHP tabanı, onlar da bizim yurttaşımız. Biz onları yanımıza kazanarak hükümet olacağız. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi gibi böyle dar bir şeyin içine sıkışıp oradan bir hükümet olma şansı yok. Biz PKK'nın, HDP'nin tabanında ona oy veren %10'a mı indi? O %10'u da bir yurttaşlarımızı ver, onları da kazanacağız ve kazanıyoruz. Orada da bütün üstünlüğümüz bu Vatan Partisi olarak. HDP tabanında da konuşulan ve bir kenarda bir seçenek olarak tutulan partiyiz. AKP tabanında da, CHP tabanında da, MHP tabanında. Bizim üstünlüğümüz bu. Alevilik meselesinde bir soruyla kapatalım. Çünkü zamanımız bitti. Şimdi benim biraz yurt dışındaki temaslarım, katıldığım bazı toplantılardaki izlenimlerim şu. Türkiye üzerinde hesaplanılan kuvvetler hep bir takım ayrılıklar üzerinde çalışma yapıyor, işliyorlar. İşte nedir? Etnik temelde bölücülük. Yaşadık bunu 30-40 yıldır. Ben yedek bir ayrılık meselesi ya da Türkiye'yi yorma konusu olarak da mezhep meselesinin düşünüldüğünü, planlandığını düşünüyorum ve Suriye'deki hükümetin yanlış politikasının da buna hizmet ettiğini ve imkan sağladığını düşünüyorum. Alevilik konusunda mesela sizin ben de dahil yazarlarınızın, yayınlarınızın çok böyle yönelip, bu konuyu eğilip, burayı biraz ilerletmek noktasında bir faaliyetinizin olmadığını ya da yeterli olmadığını düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Bu doğru olabilir. Ama şunu söyleyeyim, ben bu planların ileride geçerli olmadığı kanısındayım. Yani Alevilik üzerinden Türkiye'yi... Alevi-Sünni bölünmesi üzerinden Türkiye'de bir parçalanma umut edenler hayal kırıklığına uğrayacaktır. Yorarlar en azından. Yoramazlar. Yoramayacaklardır. Yani Türkiye'yi Atatürk devrimini yaşamış bir Türkiye, bir de Aleviler Türklüğün kaynağı, yani Türkçeyi bugüne taşıyan, ondan sonra Türkiye'nin eşitlik, halkçılık birikimini bugünlere, tarihin içinde getiren... Taraflardan birini suçlamadan söylüyorum. Hani, ama işte bunu Amerika falan bizi anlayamaz. Almanya, Amerika falan. İşte tabii geçici olarak bazı her çatlağa onlar çatlak diye bazı şeyler, tespitler yapıp değerlendirmeye çalışıyorlar. Yani her türlü ayrılık. Şöyle bir risk, ama onların, özel risk var Doğu Bey. Yani bunu soru olarak değil de... Ben buraya risk tarafından bakmıyorum. Ben şahsen Alevi kitlesine sonuna kadar güveniyorum. Ve buradan düşmanların bir başarı kazanma şansını kesinlikle görmüyorum. Tam tersine Alevi kitlesi, Cumhuriyet, yani bir, Türkiye'de bir Alevistan kurulmaz. Ama tartışmasız. Kurulmaz. Yani Cumhuriyet'in temel direklerinden biridir Aleviler, bu tartışılmaz. Onun için dikkat çekmek istediğim şey şu. Buradan başarılı olamazlar. Türkiye'de önemli bir mülteci, Suriyeli mülteci kitlesi var. 2 milyon civarında. Bunların bir kısmının, hatırı sayılır bir kısmının Selefi etkiler, şu andaki Suriye'deki bu terör unsurlarının etkisinde olduğu kabul ediliyor. Evet. Benim temaslarımdan da yaptığım gözlemler bu şekilde. Türkiye'nin Suriye politikası iyileşmeye başladıkça, Türkiye orada düzgün tutum almaya başladıkça, denilir ki, uyarıldım ben bu konuda, söylemiş olayım,
Türkiye'de özellikle Aliye hedeflerine saldırı yaptırılacak IŞİD ve Nusra militanlarına ya da onların uzantılarına ve bunun üzerinden belli Türkiye'yi yoracak, Türkiye'de kaos çıkarmaya yönelik adımlar atılacak diye. Buradan bir Alevi-Sünni düşmanlığı yaratamazlar. Türkiye onları tepeler. Bunu yapanlar Vatan Partisi'ni iktidara getirirler. Yani buna karşı Türkiye kendi reflekslerini harekete geçirir ve Türkiye'yi birleştirici iktidar süreçleri hızlanır. Yani ben bir de Türkiye'ye yabancı, yani bunlar bizim misafirimiz, dışarıdan gelmiş, onlar üzerinden Türkiye siyasetini etkilemek çok zor. Türkiye'deki Alevileri ya da Türkiye'deki Sünnileri Alevilerin üzerine saldırtarak diyelim, böyle planlar olsa bir parça etkiliyor ama ona da başarılı olma şansları yok. Bakın Türkiye'de bunu başaramadılar. Halk içinde Kürt-Türk düşmanlığı, Alevi-Sünni düşmanlığı, bunu başaramadılar. Ama Suriye'den gelen terör hareketi yapar. Ben bunu söylüyorum. Ama ona millet terör gözüyle bakar. Ona millet Selefi, Sünni gözüyle bakmaz. Teröristler, ona Sünniler de tavır alır, Aleviler de tavır alır. Yani bunun üzerinden Sünni-Alevi bölünmesi yapamaz. Umarım sizin dediğiniz gibi olur. Yok. Türkiye bunları aştı. Bakın Türkiye, Irak ve Suriye değil, bir Atatürk devrimi yaşadı. Onun için Atatürk devrimini sindirmiş olan bir Türkiye'de öyle Alevi-Sünni düşmanlığı, iç çatışma falan planları bence gerçekçi değil. Bunu bozacak Türkiye'nin çok önemli birikimleri var ve Vatan Partisi var. Peki, süremiz bitti. Evet, teşekkür ederim. Güzel yalan süre bitti. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bana zaman ayırdığınız için. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, programımızın sonuna geldik. Umarım bazı konularda tatmin olmuşsunuzdur. Doğu Perinçek'le ben olmayacağım. Başka bir programda tekrar yüz yüze geleceğinizi umuyorum. Yeni yılın hepimize, ülkemize, bölgemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bütün dostlara saygılar, sevgiler, selamlar. Sağ ol. Ben de yurttaşlarımızın yeni yıllarını yürekten kutluyorum. 2016 yılı göreceksiniz, Vatan Partisi yılı olacak. Vatan Partisi yılı olacak 2016. Çünkü çözümler orada, Vatan Partisi'nde düğümleniyor. Peki, teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.